Sayın Valim, Sayın Vekillerim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Rektörlerim, Sayın Kaymakamlarım, protokolümüzün değerli üyeleri, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Senatosu'nun kıymetli üyeleri, basınımızın güzide mensupları, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, kıymetli akademik ve idari personelimiz ve sevgili öğrencilerimiz. Bir asır önce vatan evlatlarının özündeki cevheri Türkiye Cumhuriyeti olarak ortaya çıkaran, bir arada ve bağımsız olarak yaşama azim ve iradesi kırılmadıkça bir milletin asla yok edilemeyeceğini ispat eden aziz milletimiz, Cumhuriyetimizin ikinci asrını da Türkiye yüzyılı olarak taçlandıracaktır. Bu kapsamda 2024 yılı içerisinde üniversitemiz bünyesinde tüm akademik birimlerimizin dahil olduğu Türkiye yüzyılının başında temalı seminer serisi yapılması planlanmıştır. Şu ana kadar panel, sempozyum, seminer ve konferans şeklinde yüze ulaştığımız seminer serisinin 101.sini bugün önceki dönem Milli Savunma Bakanı, 28. dönem Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Sayın Doktor Hulusi Akar Beyefendi ile taçlandıracağız. Ülkemizin savunma ve güvenlik meselelerine bir bakış konulu konferansa ve Fahri Doktor'a takdim törenine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programımıza geçmeden önce sizleri istiklal ve istikbal mücadelesindeki korkusuz duruşlarıyla bizlere bugünlere armağan eden, milli mücadele uğruna ömürlerini vakfeden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmetle anmak üzere saygı duruşuna, akabinde istiklal marşımızı okumaya davet ediyorum. Değerli konuklar, kıymetli misafirler, şimdi üniversitemizin kısa tanıtım filmini izliyoruz. Açış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor İsmail Boz'u kürsüye arz ediyorum. Sayın Valim, Sayın Bakanım, kıymetli vekillerim, Sayın Paşam, Sayın Rektörüm, Sayın Öğretim Üyelerim ve pek kıymetli öğrencilerimiz. Üniversitemizin, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yılından mülhem, bunları kutlamak amacıyla Türkiye yüzyılında 101 seminer serimizin 101.sini Sayın Bakanımızın teşrifiyle vereceği dersle taşlandıracaktır inşallah. Biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın Sayın Bakanım. Metne de sabit kalmaya çalışıyorum ama öncelikle Cumhuriyetimizin 101. yılını kutluyorum. Daha nice yüzyıllara diyorum inşallah birlik beraberlik içerisinde. Birkaç gündür bu heyecanı yaşıyoruz ve 101. seminerimizde bunu taçlandırmak için de bekliyoruz. Sayın Bakanımız da şeref verdiler. Bu seminer serisini de bitirmeyeceğiz tabii ki, devam ettireceğiz ama inşallah 102, 103 diyerekten daha onlarca yıl daha devam ettirmeyi düşünmekteyiz. Sayın Bakanım, aslında bundan sonra kalmayacağım, buna bağlı kalmayacağım. Çok özür dilerim, söylüyorum. Şahsen bir şükranlarımı, teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Yani ülke tarihinde burada tarihçi hocalarımız var, tarih anlatanlar var, tarih yazanlar var. Ama burada bir mümtaz bir şahsiyetle, benim çok saygı duyduğum, tarih yapan birisiyle karşı karşıyayız. Efendim, şeref verdiniz üniversitemize gelmekle. Yani ben inancı yüksek birisiyim. Öncelikle Allah'ın inayetiyle, ardından Cumhurbaşkanımızın feraseti ve komutanımızın dirayetiyle birçok badireyi atlattığımızı akledecek kadar da aklı başında birisiyim. Açık ve net söylüyorum, metinden de sürçülisan edersem de kusuruma bakmayın. Yani bu geçen olayları düşündükçe, o çukur olaylarını, bu işte 15 Temmuz hain terör olaylarını, darbe girişimi bile demeyeceğim, öyle terör tetiş eylemini, komutanımın, Cumhurbaşkanımızın yaptıklarını düşündükçe
Halimiz nice olurdu. Herhalde Lübnan'dan hallice olurduk diye düşünüyorum. Komutanım, tekrar Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdinde sizlere minnettarız. Şükranlarımızı arz ediyoruz efendim. İyi ki varsınız. Üniversitemize gerekli şeref verdiniz efendim. Lafı daha fazla uzatmayacağım. Sayın Komutanım, bize ülkemizin savunma ve güvenlik meselelerine bir bakış başlıklı, kendi engin tecrübesinden, bilgi birikiminden, deneyiminden hülasası şeklinde bize anlatacağı bu semineri merakla bekliyoruz. Sayın Komutanım, söz sizin. Selamlama konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Balıkesir Valisi Sayın İsmail Ustaoğlu'nun kürsüyü teşriflerini arz ederim. Çok kıymetli bakanım, çok değerli milletvekillerimiz, yine bugün aramıza teşrif eden çok kıymetli Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız, değerli rektörlerimiz, değerli mesai arkadaşlarım, protokolümüzün çok kıymetli üyeleri, bugün bu salonumuzu dolduran çok kıymetli hocalarımız, sevgili öğrenciler. Ben de sözlerime başlarken her birinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Evet, bugün çok anlamlı bir tören için bugün bir aradayız. Ülkemizin birliğine, ülkemizin kardeşliğine, ülkemizin huzur ve güvenine, devletimizin bölünmez bütünlüğü için yıllardır mücadele vermiş çok kıymetli büyüğümüzü bugün aramızda misafir ediyoruz. Değerli bakanımız, ben tekrar teşriflerinizden dolayı sizlere de hoş geldiniz diyorum. Evet değerli arkadaşlar, kısacası hani derler ya, kadir bilen milletlerden kadri bilinen insanlar çıkar denir. Bu anlamda kadir bilen bir millet olarak kadri bilinen, ülkemize yüksek hizmetlerde bulunan değerli komutanımız, eski bakanımız, milletimize ve ülkemize yaptığı hizmetlerine, ülkesine ve bu ülkeye olan aşkına bir vatandaş olarak hep birlikte yakinen şahit olduk. Tevzi edilecek bugün kendilerine fahri doktora töreni vesilesiyle bugün günümüzün yaşayan değerlerine sahip çıkmak, üniversitemiz bünyesinde geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle buluşmak tabii bir o kadar önemliydi. İnşallah biraz sonra da kendilerini burada tecrübesini, birikimini bizlerle paylaşacaklar. Bu anlamda Cumhuriyetimizin ikinci asrında yaşadığımız Türkiye yüzyılının başında sanayisiyle, ekonomisiyle, sanayi, güvenlik ve savunma başta olmak üzere toplumun her alanında kalkınmış, kalkınan eş zamanlı olarak bizim ülkemizin ileriye gitmesi de çok önemli. Hani evet, çıktığımız bir medeniyet yolculuğu var. Bu medeniyet yolculuğunda hani ufkunu ve vizyonunu tarihi dönük geçmişinden, tabiri caizse Şeyh Edebali'den, Mevlana'dan, Hazreti Hacı Bayrami Veli'den alan bir inancın, bir kültürün mensupları olarak geleceğini inşa etme yolunda ilerlediğimiz bu medeniyet yolculuğunda, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çıktığımız bu yolculukta hepimize düşen tabii ki çok görevler var. Bu anlamda tabii ki bize tecrübesini, birikimini ve geriye dönük tabiri caizse bizim göz bebeğimiz ordumuzun en alt kademesinden en üst kademesine kadar görevlerde bulunmuş kıymetli büyüğümüzü inşallah biraz sonra hep birlikte dinleyeceğiz. Ben bu vesileyle özellikle kendilerine takdim edilecek olan bu fahri doktora unvanını tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tekrar kendilerine hoş geldiniz diyorum. Her birinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sayın Valimize kıymetli hitabetlerinden dolayı teşekkür ederiz. 66. Türkiye Hükümeti Milli Savunma Bakanımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanımız, değerli büyüğüm Sayın Hulusi Akar'ın Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Senatosu tarafından verilen Fahri Doktora takdim törenine genel kurul çalışmalarım nedeniyle katılamamaktayım. Sayın Bakanımıza şehrimize dünden bugüne
sunmuş olduğu katkılardan dolayı huzurlarınızda teşekkür ederim. Akademik hayatında başarılar diler, kıymetli konuklarımıza saygı ve selamlarımı sunarım. İsmail Ok, AK Parti Balıkesir Milletvekili. Kıymetli hazirin, programımıza Sayın Doktor Hulusi Akar'ın özgeçmişiyle devam ediyoruz. Hulusi Akar 1952 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamlayarak 1972'de Kara Harp Okulu'ndan, 1973'te Piyade Okulu'ndan, 1982'de Kara Harp Akademisi'nden ve 1985'te Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden mezun oldu. Yurt dışında çeşitli kurslarda eğitim gördü. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar programlama ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde uluslararası ilişkiler konulu akademik eğitim programlarına katıldı. Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladığı doktorasının sözde Ermeni soykırımı iddialarını çürüten tezi kitap olarak yayımlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin farklı kademelerinde pek çok kritik görevlerde bulunan Akar, yurtdışı karargah subaylığı, Kıbrıs'ta komutanlık, Bosna Hersek Türk Görev Kuvvet Komutanlığı ve İç Güvenlik Harekat Bölgesi'nde Tugay Komutanı olarak terörle mücadele görevlerini ifa etmiştir. Doktor Hulusi Akar, 2013-2015 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 2015-2018 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2018-2023 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Milli Savunma Bakanı olarak görev yaptı. Yurt içinde Çukur Operasyonları, sınır ötesinde Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı, Bahar Kalkanı ve Pençe Kilit Harekatlarını sevk ve idare etti. Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı olarak Azerbaycan ve Libya başta olmak üzere Somali, Katar gibi dost ve kardeş ülkelerin haklı davasına verilen destekte ve tahıl sevkiyatı anlaşması gibi uluslararası girişimlerde görev yapmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası ve Türk Silahlı Kuvvetleri Şeref Madalyası sahibi olan Akar, evli ve iki çocuk babasıdır. Çok iyi düzeyde İngilizce ve İtalyanca bilmektedir. Konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Sayın Doktor Hulusi Akar'ın sahneyi teşriflerini arz ederim. Şimdi çok değerli hocam diyor ki ben diyor heyecanlıyım. Peki ben bu kadar hocanın önünde ben ne yapacağım? Bir gün çadırda dururken Napolyon'un kapısını çalmışlar. Büyük bir telaşla. İşte Haşmet Vahap, imparatorum. Neyse uyanmış kalkmış Napolyon. Ne oluyor filan demiş. Demişler ki Ruslar tarafından sarıldık. Ya demiş ben de imtihan var zannettim. Kolay iş. Dolayısıyla imtihan işi zor. Ben de Sayın Rektörüm o güzel sözler için, valime güzel sözler için gerçekten eniştemize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok naziksiniz. Bu davet tabii bizim için de heyecan verici, onur verici bir hadise. Sizlerle beraber olmak gerçekten başta başına bizim için bir eğitim, öğrenim, konuşmak, görüşmek. Geldiğim zamandan itibaren sizlerle, siz değerli arkadaşlarımızla konuşuyoruz, görüşüyoruz. Gördük bazı şeylerde yatırımlarınızı, çalışmalarınızı. Bana da bizim için büyük bir değer oluyor. Ben dolayısıyla ayrıca bu lütfettiğiniz senatı olarak bu Halil Doktora konusundaki kararınızdan dolayı da bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şimdi tabii burada hedef kitle sevgili gençler. Sevgili gençlerle olmak bizim için her zaman için büyük bir heyecan konusu. Büyük bir merak konusu. Hem birçok şeyi öğrenmek bakımından, hem birçok şeyi geliştirmek bakımından, kendi bilgilerimizi yenilemek bakımından, oradaki ortamı anlamak bakımından, tanımak bakımından, tanışmak bakımından bizim için de büyük bir fırsat oluyor. Bu da onlardan biri. Burada gerçekten Balıkesir'de ki yaptığımız ziyaretlerde, konuşmalarda, görüşmelerde Sayın Milletvekilimiz Mustafa Bey'le beraber, il başkanımızla beraber birçok konuyu konuşma fırsatı buluyoruz, değerlendirme fırsatı buluyoruz. Ve dolayısıyla kendimizi bir daha yenileyerek tekrar işte İstanbul'a, Ankara'ya dönüyoruz. Görevimizin başına dönüyoruz. Ha bu Balıkesir rektörümüz de sağ olsun işi gücü bıraktı. Bizimle beraber Yücel Bey. Ona ayrıca teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Kaymakamlarımız devamlı bizi destekliyorlar. Savcı Bey diyor ki biz de destekliyoruz diyor. Sağ olsunlar. Hepinizi ben sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Hepiniz hoş geldiniz. Burada tabii ben şimdi
Karşılıklı olarak Sayın Rektörümüz bizim için çok nazik sözler kullandı. Biz de kendilerini dinledik büyük bir zevkle. Ben de şimdi sizleri öveceğim. Yani bu 9 senelik bir süre içinde bu üniversitenin bu hale gelmesi, sizden öncekiler ve sizler gerçekten büyük bir başarı. Bundan dolayı ben en içten tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun. Ve inanıyoruz ki bu görüntü, bu çalışma, bu aşk, bu şey vektörünüzü yukarı doğru. Ve inanıyoruz önümüzdeki dönemde çok daha başarılı, çok daha önemli işler yapılacak. Buna hem üniversitemizin, üniversite camiamızın hem de bölgemizin ihtiyacı var. Bunu burada gerçekleştirme, bu deniz konusunda, balıkçılık konusu gibi pratik konular dahil yapılan çalışmalar bizim için, ülkemiz için çok değerli, çok önemli. Ve tabii burada İstanbul'a yakın olmaktan dolayı da bana verilen notlardan biri yabancı öğrencilerin de tercih olduğu, buranındaki kalmanın, oraya gelmenin bir tercih sebebi olduğunu söylüyorlar. O da bizim için bir avantaj, onu değerlendirmemiz lazım. Değerli arkadaşlarım, burada bu fırsattan istifadeyle savunma güvenlik denildiği zaman işte bütün boyutlarıyla değinip geçmeye çalışacağız. Kısa kısa da olsa. Yani bu mesele sadece savunma güvenlik değil, hemen insanın aklına asker geliyor. Hayır. Savunma bir bütün, güvenlik bir bütün her şeyiyle. Siyasi, diplomatik, ekonomik, tarım, hayvancılık, gıda, enerji, aklına gelen ne varsa. Yani bunların hepsini görmemiz lazım. Onları bir bütün halinde derleyip toparlayabildiğimiz takdirde savunma ve güvenlik gerçekleşiyor. Aksi halde sıkıntı oluyor. Bildiğiniz gibi, gördüğünüz gibi. Burada temel bazı konulara bakmamız gerektiğinde her zaman ekonomi hocalarımızın söylediği, iktisat hocalarımızın söylediği sınırlı kaynaklarla sonsuz ihtiyaçların karşılanması meselesi ekonomi. Dolayısıyla savunma güvenlik de böyle. Biz şimdi 10 milyon kişilik bir ordu kurarız, savunmamız tam olur. Bu mümkün değil. Dolayısıyla mutlaka öncelik ve yöntemlerimizi belirlememiz lazım. Elimizdeki sınırlı imkanlarla sınırsız ihtiyaçların karşılanması için bizim için gerçekten en hayati olan konu ister birey olsun, ister kurum olsun, ister devlet olsun. En önemli şey öncelik ve yöntemlerin belirlenmesi. Savunma güvenliği için de bu aynen geçerli. Şu anda baktığımızda, çevremize baktığımızda çok ciddi ülkeler arasında, bütün ülkeler, büyük küçük hepsi, herkes büyük bir gayret içindeler. Büyük bir yarış var. Büyük bir mücadele var. Bu yarışın da tabii tarım var, hayvancılık var, ekonomi var, iktisat var, bankacılık var, spor var, sanat var. Bu yarış her yerde var. Fakat en önemlisi de bizim hayatımızı etkileyen en önemlisi de silahlanma yarışı. Ciddi bir şekilde burada ülkeler silahlanma yarışını sürdürüyorlar. Ve dolayısıyla buna bağlı olarak da çevremizde değişen, inen, çıkan, yükselen, azalan değişik bir şekilde bir takım risk ve tehditlerle karşı karşıyayız. Burada en önemli konulardan biri de belirsizlikler. Belirsizlikler çok daha tehlikeli. Dolayısıyla her duruma karşı hazır olmak hepimizin, ülkemizin görevi. Burada hocalara mutlaka biliyordur da gençler için söyleyeceğim. Bu son zamanlardaki savunma ve güvenlik konuda gelişmelerle alakalı işin diplomatik boyutu ve siyasi boyutuyla iki önemli yazar var. Birincisi Roy Casagrande. Roy Casagrande. Bu çok enteresan bir insan. Çok değişik şeyler söylüyor, Amerikalı. Bir de John Meshmeyer. Bunun ikisi videolarıyla, kitaplarıyla, defterleriyle bütün son gelişmeler hakkında savunma ve güvenlik konusunda ilgilenen arkadaşlarımıza çok önemli doneler verdi, vermeye devam ediyor. Bir tarafta Filistin. Hepimizin gördüğü ve yakından takip ettiğine inandığım bir Filistin katliamı var, etnik temizliği var, soykırımı var. Diğer tarafta bu Rusya ile Ukrayna arasındaki tam olarak tanımlanamayan bir gerginlik var. İşte savaş, işte özel harekat vesaire gibi. İngiliz, Ruslar biliyorsunuz Special Military Operation diyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz Türkiye olarak. Hayır, bu savaş diyoruz. Çünkü öyle olduğu zaman bunun bir takım implikasyonları var. Nedir? Mantığı uygulayamazsınız savaş olmadan. Dolayısıyla savaş olduğunu kabul etmek suretiyle biz ilk günden itibaren, 24 Ocak Şubat'tan itibaren boğazları kapattık. Dolayısıyla ne Rus gemileri, limana ait olmayan Rus gemileri, ne de diğer NATO dahil hiçbir geminin Karadeniz'e çıkmasını önlüyoruz. Ve orada tabii bu şekilde de Karadeniz'deki sükuneti sağlamış bulunuyoruz. Diğer tarafta uzak doğuda çok ciddi bir takım gelişmeler var, gerginlikler var. Bunların nereye varacağı belli değil. Diğer tarafta da bütün her yerde, Balkanlarda, Kafkaslarda, Afrika'da da gerginlikler var. Her an her şey olabilecek durumlar var. Bunları da görmemiz lazım. Bunları yaparken sevgili gençler, en önemli konu, herhangi bir konuyu tartışırken o konuyu ele aldığınızda gıda ve enerji,
Kaynak ve güvenliği, yollarının güvenliği bunun neresinde? Ona bakmanız lazım. Bir gerginlik varsa o işin içinde büyük bir ihtimalle gıda ve enerji kaynakları var. Büyük bir ihtimalle de gıda ve enerji yolları var. Bunu görmek lazım. Buna göre durumu değerlendirmek, yaklaşmak lazım. Olaylara bakmak lazım. Bu da bu teopolitik de yeni bir şey çıktı. Bu dini inançlarla politikanın, dini inançlarla diplomasinin, dini inançlarla askerlerin yönlendirilmesi, savunma politikanın yönlendirilmesi, bu arz-ı mevut davasıyla gerçekten tahrif edilmiş bir kitaptan, kutsallığı kalmamış bir kitaptan hareketle, kendilerince batıl bir inançla, kendi kendine inandırmak suretiyle, buralar bize vaat edilen topraklar şeklinde büyük bir katliam, bunu çok tekrarlayacağım akıllarda kalsın diye, katliam, etnik temizlik, soykırım şeklindeki faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bunu görmemiz lazım. Bunu göreceğiz. Burada tabii çok ciddi gelişmelere de gebe bu hadise. Ve önümüzdeki dönemde çok daha zor günler olabileceğinin de işaretlerini görüyoruz. Üçüncü Dünya Savaşı başladı başlamadı. Arkadaşlar savaşların üç hali var. Birincisi hazırlık safhası, düzenleme safhası, yerleşme safhası, tedbirlerin alınması safhası. Bunlar ittifaklardır, görüşmelerdir, konuşmalardır, konuşlardır, yığınaklardır, üretimdir. Fabrikalar ona göre çalışırlar vesaire, hazırlık yaparlar. Lojistik personel efendim, seferberlikleri vesaire. Bir hazırlık safhası vardır. Bir savaşın icrası vardır. Bir de savaş sonrası vardır. Şimdi şurada hepimiz biliyoruz, görüyoruz ki ciddi şekilde hazırlık var. Yani ittifaklar yapılıyor, intikaller yapılıyor, fabrikalar kuruluyor, yeni üretimler başlıyor, yetmiyor. Top mermisi yetmiyor. Uçakların ve bombaları yetmiyor. Bunlar üretiliyor vesaire. Dolayısıyla bu çerçevede bir anlamda, bir bakıma bu manasıyla 3. Dünya Savaşı'nın başladığını kabul etmemiz lazım. Ona göre kendimizi uyarlamamız lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız lazım. Bunu farkında olmamız lazım. Burada herhangi bir şekilde kendimizden başka, hani geçmişte bunlar konuşuluyordu. Efendim işte Birleşmiş Milletler var, Avrupa Birliği var, İnsan Hakları Mahkemesi var. İşte bilmem insan hakları bildirgesi var vesaire. Yok arkadaşlar. Bunlar hiçbirinin olmadığını sevgili gençler iyice görün. İyice görün. Biraz sonra bu Filistin konusunda biraz daha teferruatlı konuşuruz. Ve Birleşmiş Milletler'in işlemini kaybettiğini, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin artık kararlarını hiç kimse tarafından dinlenmediğini ve bu kararı alanlar arasında ya da karar mekanizması içinde olan Amerika Birleşik Devletleri'nin dahi bu kararlara saygı göstermediğini acı bir şekilde, açık bir şekilde gördük. Maalesef görmeye devam ediyoruz. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın müteahhit defalar söylediği bir gerçek var. Dünya beşten büyüktür. Evet. Fakat bunu gerçekleştirmek lazım. Evet, dünya beşten büyük. Doğru. Doğru ama bunu nasıl, işte onun için yeni bir dünyada efendim güvenlik mimarisi, savunma güvenlik mimarisinden bahsediliyor. Burada fikir gelişecek. Her şey fikirle başlıyor. Bu fikrin gelişmesiyle önümüzdeki dönemde inşallah hakikati, adaleti, gerçekleri göz önüne almak suretiyle herkesin hakkını verecek şekilde vermek için bir düzenlemenin yapılmasını bekliyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Bu İbn Haldun diyor ki ilahi kanun tektir diyor. Yani kimyadaki kanunu fiziğe, fizikteki kanunu kimyaya, onu siyasete, siyaset diplomasiye uygulamak mümkün. Bu manada kuantum fiziğine baktığımız zaman kuantum fiziğinden çıkıp madde mi ışık mı meselesi tartışılırken diğer taraftan bunun savunma güvenliği etkisini görüyoruz. Eskiden NATO vardı, Varşova Paktı vardı. İşte NATO Paktı mavi, Varşova kırmızı, kırmızıyla mavinin devamlı bir işte gerginlik ve bunun güdümü, yönetimi, takibi söz konusu. Şimdi öyle yok. Kuantumla birlikte uyguladığımızda kendi siyasetimize, diplomasimize uyguladığımızda savunma güvenliği bir devlet aynı anda sizin dostunuz bu durumda. Buraya geçtiğimiz zaman düşmanınız, buraya geçtiğimiz zaman da tarafsız. Yani bu Trabzon-Beşiktaş maçındaki gibi 1-2-0 galibiyet, mağlubiyet, beraberlik gibi durum akılda kalsın. Dolayısıyla hiçbir şekilde artık ebedi dostluk, ebedi düşmanlık böyle bir şey yok. Son derece dinamik ilişkiler, diplomatik ilişkiler. Buna göre de kendimizi ayarlamak mecburiyetimiz var. Diğer yine kavramlardan biri üzerinde duracağımız savunma güvenliği etkileyen proxy ve hibrit meselesi. Arkadaşlar artık savaşlar böyle ilan edilmiyor. Şimdi Ukrayna ile Rusya arasında bir savaş var. Amerika ve Avrupa bunun neresinde? İçinde fakat ilan yok,
Savaş ilanı yok. Dolayısıyla hibrit savaşlarda bir savaş ilanı yok, savaş ilan edilmiyor. Diğer taraftan da savaş her yönüne devam ediyor. Sadece askerler değil, ekonomik anlamda, siyasi anlamda, diplomatik anlamda, tarımda, gıdada, hayvancılıkta, enerjide her şeyle topyekun bir savaş var. Bulanık ve net bir şey yok. İşte Rusya orduları burada, işte İspanya orduları burada, öyle bir şey yok. Bunu da görmek lazım, buna göre de değerlendirmelerimi yapmak lazım. Bazı şeyleri gözden kaçırmamak lazım. Proxy'ye gelince, proxy bütün dünyada geçmişte de vardı ama artık günümüzde çok daha açık ve net bir şekilde uygulanır hale geldi. Yani siz şimdi sitede biriyle kavga ediyorsunuz, onunla muhatap olmuyorsunuz. Savcı gelir bizim başımıza haberimizin işler açar. Onun için DNX'ye siz bir takım imkanlar veriyorsunuz ve DNX sizin adınıza gidip kavga ediyor. Proxy bu. Proxy bu. E şimdi bizim karşımızdaki PKK, YPG, efendim kimler bunlar? Efendim bunların tek başına bu işleri yapması imkan ve ihtimali yok. Dolayısıyla bunların arkasındaki devletler, bunların arkasındaki kurum ve kuruluşları biliyorsunuz fakat söylemiyorsunuz. Söylediği zaman tedbir almanız lazım. Dolayısıyla bu proxy meselesini görmemiz lazım, bilmemiz lazım. Bunların tek başına olmadığını görmek. Tabii ki bir tarafta bir sahada ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışıyla sonuna kadar, en son teröriste kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz, tartışmasız. Fakat diğer tarafında diplomatik ve siyasi kanalları, hatta ekonomik kanalları kullanmak, uygulamak suretiyle vazgeçirmek lazım. Destekçilerini. Bu hani bir hani tarihte bir hadise var. Parmaklarını ısırmış iki imparator. Kim ah derse o kaybediyor. Dolayısıyla biz ısırmaya devam edeceğiz inşallah ve inşallah bunu sonuna kadar götüreceğiz. Burada yapay zeka, robot vesaire gibi bir takım teknik konular var sevgili gençler. Bunun da temelinde yazılım var. Yazılım sosyal medyayla birlikte gerçekten bizler için, sizler için, gençler için, gelişmekte olan ülkeler için, gelişmiş ülkeler için yani büyük bir imkan, büyük bir fırsat. Geçenlerde bir müteahhit arkadaşımız anlatıyor. Bu tanesi 30 milyon olan, 40 milyon olan villalar satıyor bu arkadaş. Baktım orada bir genç duruyor diyor. Ya ne bekliyorsun orada dedim diyor. Yani kardeşim bunlar 30 milyon dedim diyor. Yani sen ne bekliyorsun? Yani sen alamazsın demek istiyor. Genç de diyor ki çok mütevazi bir şekilde. Abi diyor bir oyun sattım Amerikalılara 10 milyon dolara diyor. Yeter mi bu dedi diyor. Şaşırdım kaldım diyor. Dolayısıyla yazılım konusu büyük bir fırsat sevgili gençler. Bu kadar kafa yormamız lazım. Sadece para için değil, ülkemizin, milletimizin gelişmesi, sanayimizin gelişmesi, üniversitemizin gelişmesi için de yazılım konusu ne kadar çok dursak azdır. Bu sosyal medya konusu önemli arkadaşlar. Büyük bir fırsat, büyük bir tehdit. Büyük bir fırsat, zamanımızda böyle şeyler var. Hem fırsat hem tehdit. Sosyal medya büyük bir fırsat, büyük bir tehdit. Maalesef bizim muhafazakar, mütedeyyin kesim, ülkesine, milletine bağlı olan insanlar bir şekilde sosyal medyadan uzak duruyorlar, durmaya çalışıyorlar ve bunu da övünüyorlar. Arkadaşlarım çok yanlış. Sizler bir kere mutlaka anneleriniz, babalarınız, bütün konu, komşu, akraba, kısım yani sosyal medyadan mutlaka yerini almalı. Mutlaka fikrini söylemeli. Ya bir şeyler söyleniyor, yalan. Yazın oraya. Yani bunu herhangi bir şekilde suç teşkil etmesi gerekmez. Hakaret yok, küfür yok. Yalan yok. Oradaki gördüğünüz bir şeyin yanlışsa altına yazın. Yanlış, katılmıyorum. Mutlaka fikrinizi söyleyin. Fikrinizi söyletin arkadaşlar. Sosyal medyada aksi halde yalan, dolan, fitne, fesat çoğunluk elde ediyor. O da bizim için tehlike oluyor. Bilen bilmeyen bunları ciddi zannediyorlar, doğru zannediyorlar, gerçek zannediyorlar ve yalan yanlış işlerle efendim işlem yapıyorlar. Bunu önlemek için de yapılması gereken bu işi bilenlerin, görenlerin mutlaka sosyal medyaya girip bildiğini, gördüğünü lisan-ı münasiple, edepli bir şekilde, düzgün bir şekilde, anlaşılır bir şekilde fikrimizi koymamız lazım. Özgür olmak, bağımsız olmak, fikri hür olmak, vicdan hür olmak demek konuşmayı gerektiriyor. Ya tamam sizin fikriniz hür, vicdanınız hür de hiç konuşmuyorsunuz. Mutlaka konuşmak lazım. Sosyal medya bu manada gerçekten büyük bir imkan, büyük bir fırsat. Ve bununla yapılan bir dijital vatan meselesi var. Biraz sonra gireceğimiz. Bu dijital vatanda dijital terör var. Dijiterör var. Bu dijiteröre karşı da bizim mutlaka bilgimizi, görgümüzü kullanıp onların herhangi bir şekilde orada eylem yapmasını önlememiz lazım diye arkadaşlar. Diğer bir kavram da üzerinde durmamız lazım. Gençler atlayarak gidiyoruz. İslamofobiya.
Şimdi burada öyle bir bizim üniversitelerimizin en büyük sorunsalı, o sorunsal kelimesini pek anlamıyoruz ama öyle diyorlar. Sorunsalı, en önemli sorunsalı kavramsallaştırma meselesi. Kavramsallaştırma. Biz 600 sene 72,5 milleti idare ettik. Her dinden, her dilden, her mezhepten, her ırktan 600 sene. Bunun adı ne? Şimdi laiklik, en ileri düzeyde laikliği biz uyguladık. Komşusu Rum, komşusu Ermeni, karşısı Musevi, yan taraf işte filanca, yan taraf, herkese yaşamışlar. Hiç sorun yok. Ya bunların mutlaka kavramsallaştırılması lazım. Bunların efendim görülmesi lazım. Bu manada bizim meseleye bakmamız lazım. Burada Batı'da bu kavramsallaştırma çok yüksek düzeyde. Bir kelimeler kuruluyor. İslamofobiya. Bu İslamofobiya, bu hani şey kinin, o sıtma ilacının şekerle böyle kaplanmış şekli. İslam düşmanlığı. İslam düşmanlığı bu. Niye İslami terör oluyor da filanca kişi, orada bir kişi çıkıyor, bir şey yapıyor. Terörü bizim tasvip etmemiz mümkün değil. Kabul etmek mümkün değil. Masum insanları ateş etmek mümkün değil. Kabul değil. Ve fakat biri çıkıyor, bir şey yapıyor. Peki onun adı, o İslam'ı, adam Müslüman olmaktan dolayı, Arap olmaktan, Türk olmaktan dolayı İslami terör oluyor. Peki o kadar Hristiyan dinine mensup, Musevi dinine mensup insanlar var. Onların yaptıkları terör faaliyetleri var. Ölümcü faaliyetler var. Onlar niye Hristiyan terör olmuyor? Dolayısıyla böyle bir yanlılık var. Bu konuda da en önemli görev üniversitelerimize düşüyor. Bu konuları kavramsallaştırmak lazım. Bu kavramlara cevap vermek lazım. Bunları görmek lazım. Anlatmak lazım. Bir diğer yine aldatma diyelim. Tehlikeli bir şey. Efendim siyasal İslam, sosyal İslam, efendim radikal İslam, İslami sosyalizm vesaire vesaire. En olmaz şekli DEAŞ. Buna hiç İslam'la alakası yok. İslam'ın önek veya son ek almasına gerek yok. İslam İslam'dır. Müslüman Müslüman'dır. Müslümansanız değilsiniz. Dolayısıyla bunlar gerçekten bölücülük, gerçekten kafa karıştırıcı, gerçekten ortalıkta böyle kavramsal bir kargaşaya sebebiyet vermek için yapılan çalışmalar. DEAŞ. Arkadaşlar, DEAŞ'ın İslam'ı temsil etmesi asla söz konusu değil. Hiçbir Müslüman, hiçbir Müslümanın DEAŞ'ın yaptıklarını kabul etmesi mümkün değil. Bir şekilde kurgulanmış, bir şekilde böyle sunni olarak ortaya çıkarılmış bu örgüt, yaptığı eylemlerle en çok İslam'a zarar veriyor, Müslümanlara zarar veriyor. Fakat onun kullanılmasıyla da bize karşı ciddi bir saldırı var, Müslümanlara karşı. Bu eğitim, öğretim konusu çok çok önemli. Şundan dolayı önemli. Bizim şimdi savunma ve güvenlik konumuz, ondan kopmadan gitmeye çalışacağız. Bu savunma ve güvenlik konusundaki bizim bir ülkenin savunması, güvenliği en önemli konu o ülkenin milli birlik ve beraberliği. Milli birlik ve beraberlik demek o ülkenin nüfusunun birlik ve beraberliği. Yani bizim 85 milyon insanımızın bir ve beraber olması. Aynı ülkü, aynı amaç, aynı maksat devlet için. Yani bir ağacın kökü, bir ağacın gövdesi itibarıyla bir ve beraber olmamız lazım. Ondan sonra dallarda siyasi, felsefi, iktisadi farklar olur. Sanat farkı olur, spor farkı olabilir. Fakat kök ve gövdenin bir olması lazım. Dolayısıyla hiçbir ayrım yapmadan 85 milyonu bir ve beraber olması lazım. Bu lafla olmuyor. Bu eğitimle oluyor. Bu eğitimle oluyor. Eğitimde 4-12 yaş arasındaki gençlerimizin, çocuklarımızın mutlaka milli manevi değerlere, değerler sistemiyle tanışması lazım, öğretilmesi lazım. Bayrak nedir? Vatan nedir? Millet nedir? Bunları mutlaka söylemek lazım. Ve buradaki konuların temelinde, yani ayıp nedir, günah nedir, suç nedir? Bu kavramları mutlaka onlara öğretmek lazım. Ve o çocuklar o kafayla, o akılla ilerlemesi lazım. Geçenlerde bir yerde söyledik, millet ayağa kalktı. Anlayan anlamayan. Çocuğu öyle bir yetiştireceksiniz ki, artık çocuğun polise ihtiyacı olmayacak, savcıya ihtiyacı olmayacak, kendi kendini kontrol edecek. O İşte Ankara'daki Emniyet Müdürlüğü'nün duvarlarında vardır, bir yazı vardır, görmüşsünüzdür. Herkesin polisi kendi vicdanıdır. Polis vicdanı olmayanların peşindedir. Dolayısıyla bu insanlara ilk başlangıçtan itibaren Allah korkusunu, ya da siz ona vicdan diyebilirsiniz. Vicdanı, siz ona kuldan utanmayı, çevreye saygıyı, konusuna komşuna saygıyı, eğer bu çipi çocukların kafasına biz 4-12 yaş arasında verebilirsek buna bedi besmele diyorlar. Osmanlılar 4 yıl, 4 ay, 4 günlük olanlara eğitime başlatıyor. Bunu gösterebilirsek, bunun çocuklarımızın
geleceği bakımından, ülkemizin geleceği bakımından gerçekten çok önemli bir yatırım yaptığımızı bilelim. Böylece bizim şimdi her bir bireyin iki fonksiyonu var. Bunlardan birincisi bir insanız, bir birey, insan. Herhangi bir insanım ben. Diğer taraftan da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Müslümanım, Türk'üm, Kürd'üm, bir insanım ben. Dolayısıyla bir taraftan insani değerleri, diğer taraftan da vatandaşlık değerlerini bir şekilde bizim öğretmemiz lazım ki milli birlik ve beraberliğimiz gerçek olsun, birlik olsun, beraberlik olsun. Eğer bunu yapamazsak inanın çok ciddi sıkıntılar yaşarız. Şu anda hocalarımızın özellikle malumları olduğu üzere sosyal yapımızda gençlik şöyle yaptı, gençlik böyle yaptı, insanlar böyle yaptı. İşte cinayetler, hırsızlıklar, uyuşturucu, fikri bir takım sapıklıklar vesaire, bunların hepsiyle baş etmek çok zor. Bizim insanımız kızdığı zaman hemen işte kanunları çıkaralım, idamı getirelim, hemen işte bilmem şunu yapalım. Olmaz arkadaşlar, mümkün değil. Bunun ilacı, temeli eğitim. Nasıl ki hastanelerde bir acil servisi var, kanamalı hastalar için hemen oraya gidiyor. Türkiye'nin de, bütün ülkelerin, her ülkenin de acil işleri var. Onlar yapılacak. Fakat bir de orta ve uzun vadede çalışmaları var. Bu da eğitim işte. Eğitim hadi deyince olmuyor. Yani bugünden yarın olmuyor. Dolayısıyla bizim bir plan dahilinde, bir program dahilinde, bir çalışma dahilinde bizim önümüzdeki yılları planlamamız lazım. Kişilikli ve kimlikli. Kişilikli insan, kimlikli vatandaşı ortaya koymak suretiyle bunlardan müteşekkil 85 milyonun birliği ve beraberliğin sağlanmasında çok olacağı hepinizin malum arkadaşlar. Bir millet içinde en önemli üç fonksiyon olduğunu değerlendiriyoruz. Üç fonksiyon. Bunlardan biri din. Hangi din olursa olsun toplumda bir din. Toplumun tarihi, gelmişi geçmişi ve toplumun hayat tarzı. Bunların mezzedilmesiyle, birleştirilmesiyle milli birlik ve beraberlik teyit ediliyor, tahkim ediliyor ve dolayısıyla faaliyetler çok daha rahat ediyor. Bunlardan din konusunda birçok konu var söylenebilecek de bu meşhur Fransız Voltaire'in, düşünürün, filozofun söylediği bir laf var. Diyor ki bir toplum yönetmek için eğer diyor o toplumda din yoksa, yani Hristiyanlık, Müslümanlık, Musevilik yoksa din icat edin diyor, din uydurun diyor. Yönetimi kolaylaştırmak için. Çünkü din aynı zamanda toplumu hizaya istikamet, kurallara alıştırmak bakımından da büyük bir disiplin, büyük bir faaliyet bildiğiniz gibi. Yine bu Kemal Tahir'in sözü var. Yani yerli ve milli olmak diyor. Nasıl olacak bu diyorlardı. Yerlilik ve millilik neyle alakalı? Din ve hayat tarzı diyor. Din ve hayat tarzı. Dolayısıyla bu konuda bizim bilgili olmamız lazım, görgülü olmamız lazım, tedbir almamız lazım. Sağa sola sapmadan saf din, saf tarih, saf hayat tarzı. Bunu göstermemiz lazım arkadaşlar. Bu din konusunda şunu da söyleyerek geçelim. Allah-u Teala kainatı yaratmış. Bu bilgisayar çıktı, bazı şeylerin anlatılması ve anlaşılması kolaylaştı. Allah kainatı yaratmış. Donanım. Peygamberleri ve onlarla beraber kitaplarını göndermiş, yazılım. Dolayısıyla bunu mezzetmek lazım, bunu anlamak lazım, bunu görmek lazım. Bunları bir şekilde değerlendirmek lazım değerli arkadaşlarım. Bilgi çağı diye başladı, hocalarım biliyoruz. Efendim, daha sonra analitik çağ denildi, şimdi soru çağından bahsediliyor. Tabi dedim ya kavramsallaştırma konusu. Batılı her seferinde bir takım kavramlarla olayları bize anlatmaya çalışıyor. Hocamla da akşam konuştuk. Biz de işte geride kalmayıp kendi kavramlarımızı, kendi meselelerimizi, kendi problemlerimizi konuşur ve gündeme hale getirmemiz lazım. İşte onlar öyle söyledi soru. Eğer diyoruz soruysa, soru önemli. Yani soru çağını, peki onu kabul edelim. Soru çağında soru sormak demek için bir hazırlık gerekiyor. Bir bilgi sahibi olmak gerekiyor. Minimum bir bilgiye sahip olmak gerekiyor. Ve bunun en çarpıcı göstergesi, en çarpıcı göstergesi Newton. Newton ne yapıyor? Ağacın altında yatıyor, yatarken bir elma düşüyor. Ya o tarihe kadar binlerce, milyonlarca elma düştü. Milyonlarca insan gördü. Ama Newton soru soruyor. Niçin? Bu niye düştü? Al sana yer çekimi. Dolayısıyla bu soru sormaktan arkadaşlar imtina etmeyeceğiz. Ön yargılı olmayacağız. Bağnaz olmayacağız. Hamsoft'a kaba yobaz olmayacağız. Soracağız. Ve diyalog içinde olacağız. Çevremizde
efendim, ister siyasi olsun, ister fikri olsun, ister felsefi olsun, ister dini olsun. Soru cevap, soru cevap, diyalog. En sonunda da lekum binikum veli din. Seninki senin, benimki benim. Yani toplumda bu diyalogsuzluk, işte son zamandaki gelişmeyi takip ediyorsunuz. Çok önemli. Diyalog şart. Diyalog şart. Eğer siz diyalog kurmazsanız, diyalog kurmazsanız, diyalog içinde olmazsanız, başkaları sizin için avukatlık yapar. Avukatlar da nasıl yapar, ne der, onu da bilemezsiniz. Onun için kendi meselenizi kendiniz çözeceksiniz, diyalog içinde olacaksınız. Bunları da yaparken yine önemli göstergelerden biri, bilenler mutlaka vardır, çoğunuz biliyordur ama ben tekrarlayacağım özellikle gençler için. Gençler, Hazreti Mevlana'nın pergel meselesi. Bizim milli ve manevi değerlerimiz var. Pergelin bir ucu. O değişmez. Onu sabit. Oraya koyacaksınız. Ama öbür taraf araçlar. Araçlar sonsuz. Araçlar sonsuz. Yöntemler sonsuz. Bunları da çalışmak, ortaya çıkarmak, evet, topluma kazandırmak da hepinizin boynunun borcu. Tarih konusunda söyleyecek şey, tarih kavga yürütü meselesi değildir. Tarih ibret ve ilham almak içindir. Eğer orada olumsuzluklar varsa onları ibret alacağız, onları tekrarlamayacağız. Eğer büyük zaferler, başarılar varsa ki bizim tarihimizde bunların çok var, ona da ilham alacağız. Ve ezik olmayacağız. Biz 2500 yıllık büyük Türk hakanından bahsediyoruz. 2500 yıllık. Bunun bilgisi yetmez, şuurun olmamız lazım. 2500 yıllık büyük Türk hakanlığı. Ortasında İslam'la şerefleniyor ve daha sonra da en son halkası Cumhuriyet. Halkası Cumhuriyet. Dolayısıyla bu tarih içinde yaşayan, bu tarihe mensup, bu tarihe sahip bir milletin evladıyız biz. Bunun bilgisini, bunun şuurunu yaşayacağız. Eziklik yok. Yurt içi, yurt dışı, kim olursa olsun. Bu güvenle, bu inançla, bu övünçle efendim, meseleye bakacağız değerli arkadaşlarım. Yine Kemal Tahir'den diyor ki biz de diyor tarihimizi horladık ve tarihten büyük bir kopuş oldu. Bunu önlemek lazım, bunu tedavi etmek lazım, buna çıkmak lazım bu döngüden arkadaşlarım. Eğer diyor Nurettin Topçu insandan, insan topluluğundan tarihi çekerseniz, tarihten sıyırırsanız bir topluluğu geriye ne kalır? Geriye diyor bir sürü kalır diyor. Sürü kalır. Nasıl eskilerin sözü vardır? Atasına hor bakan boğazına torba takar. Anne baba başta olmak üzere geçmişimize, milletimize, tarihimize mutlaka sahip çıkmamız lazım. Oradan ilham ve ibret almamız lazım değerli arkadaşlarım. Bunları özetlemek gerekirse inanç, her tek milli manevi değerler, günlük hayatımda inançlar var. Bu inançlar değerler sistemini oluşturuyor. Değerler sistemi tutumu oluşturuyor, tutumla davranış oluşturuyor. Sözlü veya hareket. Dolayısıyla inançla başlıyor. İnançların çok seçkin olması lazım. Seçilmiş olması lazım. Seçilmiş olması lazım. Buna bakmamız lazım. Burada şu andaki durumumuz nedir diye baktığımızda bizim bir kere sevgili gençler şuna inanmamız lazım. Bizim gerçekten seçkin ve saygın. Bu 2500 yıllık seçkin ve saygın bir kültür ve medeniyetimiz var. Bu biz seçkin ve saygın bu kültür ve medeniyete sahibiz. Bunun mensubuyuz. Bunun değerini bilmemiz lazım. Ta bu yani uzaklardan gelip biraz yaklaştığımızda bir fidandan bir çınara dönüşen söğüt ruhu. Tarihimizde, günümüzde Çanakkale ruhu, milli mücadele ruhu en sonunda 15 Temmuz'da hain darbe girişimine ya da hocamın tabiriyle hain terörist girişime karşı koyduğumuz birlik ve beraberliğimiz. Bunu mutlaka yaşayacağız, mutlaka yaşatacağız. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Burada yapılanların, yapılmaya çalışanların ne kadar yanlış olduğunu göreceğiz, göstereceğiz. İzah edeceğiz. Dedik ki yobazlık yok, konuşma, sohbet, diyalog. Yani bunların yanlışlığını herkesin bilmesi lazım, herkesin görmesi lazım. Şimdi hal böyleyken biz ne yapıyoruz? Biz şunu yapıyoruz arkadaşlar. Bizim yapmamız gereken şudur. Bütün devletler için geçerli, ülkemiz için de. Ülkemizin, devletimizin bekası, geleceği, güvenli bir şekilde ilerlemesi. Diğer taraftan da bu ülkede yaşayan, bu cennette yaşayan 85 milyon insanımızın refahı, huzuru. Buna çalışılıyor. Devletin amacı, gayesi bu. Teorik olarak da böyle, pratik olarak da böyle. Buna gayret göstereceğiz. Biz diyoruz ki bizim ana vatanımız, gök vatanımız, mavi vatanımız, yavru vatanımız ve dijital vatanımız bir bütündür, parçalanamaz. Bunu parçalatmayacağız. Bunun için bunun bir bütün olduğunu göreceğiz ve bunun için gayret göstereceğiz, çalışacağız.
Çünkü diyoruz ki biz Türkiye olarak değerleriyle, başlangıçta izah etmeye çalıştığım gibi, efendim, coğrafyasıyla, nüfusuyla, etkin, caydırıcı ve saygın ordusuyla büyük bir gücüz. Bunun farkında olalım. Bunun şuurunda olalım. Hiçbir şekilde efendim, geride kalmayacağız, ezik olmayacağız. Bunun bilgisiyle, şuuruyla, övüncüyle, güveniyle faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Yurt içinde, yurt dışında, hocamın yurt dışında yaptığı gibi. Biz bunları yaparken bazı tuzaklar var, bazı engeller var. Bunların bir kısmı tabii engeller, bir kısmı da suni engeller. Tabii olanlar COVID. Hesapsız kitapsız geldi çattı. Efendim deprem, yani gerçekten deprem tarihinde belki birinci, belki beşinci. Yani çok ileri düzeyde bir yıkımla karşı karşıya kaldık. Seller, seylaplar, buna benzer bazı olaylarla efendim mücadele ediyoruz. Bunun yanı sıra bu bizim bekamızı ve refahımızı tehdit eden diğer bir unsur da terörle mücadele. Teröristler. Teröristler. Biraz önce bahsetmeye çalıştığımız gibi bazılarının proksi olarak kullanmaya çalıştığı teröristler var. Dün de bugün de işte dün Hınçak ve Taşnak vardı. Bugün PKK ve YPG var. Yarın da bilmem kim olacak. Buna karşı bizim işte bu biraz önce bahsettiğimiz milli birlik beraberliğimizi sağlayarak dinimizle, tarihimizle, hayat tarzımızla bir millet olarak tek yürek, tek yumruk olarak bunlara karşı mücadele etmemiz lazım. Burada bütün bunlara rağmen Türkiye şu anda gerçekten bu geldiğimiz noktada uluslararası ortamda özne haline geldi. Yani Türkiye'yi sevenler var, sevmeyenler. Fakat Türkiye gerçekten uluslararası ortamda diplomaside bir yeri olan ülke. Konuşulan bir ülke, dinlenilen bir ülke, merak edilen bir ülke. Bunu yaptık, yapıyoruz arkadaşlar. Ve şu anda çok şükür 3 kıta etki alanımızda. 3 kıtada etkiliyiz. 3 kıtada etkiliyiz. İşte Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da birçok yaptığımız faaliyet var. Dünyanın tamamında da ilgimiz var. Bugün Şili'yle konuşuyoruz. İşte yarın Avustralya'ya gidiyoruz. Öbür gün efendim, Yeni Zelanda'yla. Bütün dünyada ilgimiz var. Bunu da sürdürüyoruz. Ve bunlara karşı bizim aldığımız tedbirler var. Kendi risklere, tehditlere karşı. Bunu yaparken bencil davranmıyoruz biz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak diyoruz ki gelin beraber şurada yapalım, gelin beraber böyle yapalım, DAEŞ'le şunu yapalım, işte tebakkale terörle böyle yapalım. İşte buna geliyorlar, gelmiyorlar fakat onlar ne yaparsa yapsın. Biz hiç kimseye bakmadan, Fırat Kalkan Harekatı öyle oldu. Fırat Kalkan Harekatı'nın başlangıçta Amerikalılarla beraber bu işi yapacaktık. Daha sonra vazgeçtiler. Vazgeçtiler diye biz peşini bırakmadık DAEŞ'in. Fırat Kalkan Harekatı'nı hem de 15 Temmuz Hain Darbe girişiminden bir ay kadar sonra Allah'a çok şükür bu icra edildi ve 4000 terörist orada etkisiz hale getirildi. Türkiye bu haliyle artık yük olan bir ülke değil. Yük olan bir ülke değil. Yük olan bir ülke değil. İşte burada komşumuzun milyarlarca euro borcu var. Battı batıyor. Ve fakat devamlı surette de destek alıyorlar. Bizim böyle bir durumumuz yok. Biz kendi kendimize çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ve fakat yük olan bir ülkeyiz biz. İşte NATO olsun, Avrupa Birliği olsun, diğer komşularımız olsun. Bunlarla yani Pramudan Temmuz'da çok önemli imkanlar onlara sunuyoruz, onlara teklif ediyoruz. Şimdi kısaca ve süratle bir de olaylara bakmamız gerekirse, bu biliyorsunuz şimdi konuşulan konular var. İşte Türkiye'deki bazı işte hani açılımlar söz konusu. Hem Sayın Devlet Bahçeli, hem Sayın Cumhurbaşkanımız, hem diğer bazı siyasetlerin yaptığı işte konuşalım, görüşelim, problemleri çözelim şeklindeki yaklaşımları. Bunun bir şekliyle devamı ve başarısı için hep beraber ülke olarak biraz çalışıyoruz. Hatırlatmak bakımından 2013-2015'te yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir âli cenaplık gösterdi ve dedi ki teröristlere silahlarınızı bırakın gelin teslim olun. Adalet edilsin bunu. Efendim, gerekli adalet ne diyorsa, yargı ne diyorsa ona uyun denildi. Ve fakat maalesef bu teröristler bunu sanki bir acizlik gibi, acziyet gibi görmek suretiyle şımardılar. Sonra ne oldu? 24 Temmuz 2015 tarihinde operasyon yeniden başladı. Dağlarda, tepelerde Mehmetçiğin karşısında duramayanlar, duramayacağını anlayanlar bunun üzerine ne yaptılar? Şehirlere indiler, illere, ilçelere indiler, çukurlar kazdılar. Allah'a çok şükür çukurlara gömüldüler. Daha sonra 15 Temmuz Hain Darbesi girişimine karşılaştık. Buna karşı da çok şükür bu vatanın gerçek evlatları, asker, polis, jandarma, sivil, yargı, üniversite, gerçek evlatları Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunlara karşı koydular ve onları akamete uğrattılar.
Hemen akabinde Fırat Kalkan Harekatı, daha sonra Zeytin Dalı Harekatı, daha sonra Barış Pınar Harekatı, daha sonra Barış Kalkan Harekatı. 2015'ten başladı, 2016, 2020'ye kadar bunlar devam etti. Bizim Suriye'nin kuzeyinde ne işimiz var diyenlerin bir kez daha düşünmesi lazım. Çok yanlış. Çünkü eğer biz o müdahaleleri zamanında ve yerinde yapmış olsaydık şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak çok daha kompleks, çok daha zor işlerle karşılaşma durumunda kalacaktık. Çok şükür bunlar başarılı bir şekilde gerçekleşti ve sonuçlandırıldı. Şimdi şu anda orada her türlü normalleşme çalışmaları devam ediyor. Evlerin yapılması dahil. Yani bir şehirde, bir ilde, bir ilçede ne lazımsa hastane, adliye dahil, okullar dahil, kilise, cami dahil bunun hepsi yapıldı, yapılıyor. Ve şu ana kadar toplam 1,5 milyona yakın insan evlerine, köylerine gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde döndüler, dönüyorlar. Bunların da 600 binden fazlası Türkiye'den giden Suriyeliler. Dolayısıyla bu şekliyle bir şekilde oradaki düzenlemeler, normalleşme çalışmaları sürüyor. Biz bu operasyonları yaparken ister Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı olsun, ister Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetler olsun, bunların hepsini yaparken gerçekten şanlı tarihimize, şerefli tarihimize, seçkin ve saygın kültür ve medeniyetimize uygun şekilde hiçbir masum insana zarar vermemek için elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik. Hiçbir ordunun göstermediği kadar hassas olduk. Bundan emin olun. Yani ne masum insanlara, ne kültür varlıklarına, ne dini yapılara, ne çevreye zarar verilmemesi için ne yapılması gerekiyorsa bunların hepsini büyük bir dikkatle planladık ve büyük bir dikkatle icra ettik. Ve çok şükür bu konuda son derece sicilimizde temiz, alnımızda ak, bu hainlere, bu alçaklara ders verecek seviyedeyiz, durumdayız biz. Burada diğer önemli bir konu da bunları yaptıklarımızın hepsini hukuk çerçevesinde vazifemizi izah ettik. Sadece vazifemizi. Ve bunu da şeffaf yaptık. Bunun hepsi açık ve net kayıtları var. Bu Çukur operasyonuna bir örnek vermek gerekirse, başlangıçtan itibaren planlamada olan yeri inceleme ekibi polislerden, bir savcı onların peşinde, bütün o mahallelere girdikçe Çukur operasyonlarında tek tek tutanaklar tutuldu. Şimdi bazıları orada işte iftiralarla, bühtanlarla şöyle oldu, böyle oldu vesaire şekilde iddiaları var. Böyle bir takım şeylere yeltendiler. Fakat o dosyalara gördükleri zaman bunu kestiler. Açık ve net. O da sadece ve sadece teröristle mücadele edildiğini hem polis zabıtları hem de savcılık kayıtlarında görmek mümkün. Diğer önemli bir konu, burada bizim söylemek istediğimiz, söylememiz gereken konu da değerli hocalarım, değerli arkadaşlarım, sevgili gençler, bizim mücadelemiz sadece ve sadece teröristlere karşı. Sadece ve sadece teröristlere karşı. Hiçbir şekilde bunu çarptıramazlar, hiçbir şekilde bunu yalan iftiralarla başka yönlere çekemezler. Buna müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Çok açık ve net. Zaten öyle bir şey olsaydı bugüne kadar bu neler yaparlardı, neler yaparlardı. Yurt içinden, yurt dışından. Bizim tek hedefimiz teröristler. Çünkü biz başından beri biliyoruz ki hem bu bilgiye sahibiz hem bu şuura sahibiz. Türkler, Kürtler, Araplar, kim varsa Zazalar, bunlar kardeştir. Yüzyıllardan beri biz beraber mücadele ettik, bugünlere geldik. Ekmeğimizi paylaştık, suyumuzu paylaştık. Kız aldık, kız verdik. Biz tek milletiz. Dolayısıyla bu 85 milyonun birliği ve beraberliğinde bu temelin çok önemli olduğunu, bunun da tekrar tekrar gündeme getirilmek suretiyle birliğimizi ve beraberliğini tahkim etmemiz gerektiğinde yine dikkatlerinize sunuyorum. Bizler burada biraz önce bahsettiğimiz gibi Çanakkale'de, milli mücadelede 15 Temmuz'a açık ve seçik bunu gösterdik. Göstermeye devam ediyoruz. Bunu parçalamak için, yıkmak için bir takım çalışmalar var. Zaman zaman bazı sıkıntılı anlar olmuş olsa da şu anda Allah'a çok şükür bu Kürt kardeşlerimiz de, Zazalar da, Araplar da bunun farkındalar, farkına vardılar. Bu teröristler etkisi getirildikçe orada herkes hür, özgür, rahat, bağımsız düşünmeye başladıkça, yaşamaya başladıkça bu duygularda, bu inançta son derece kuvvetlendi ve birliğimiz, beraberliğimiz inşallah sonsuza kadar devam edecek. Bunun en önemli kanıtlarından biri de birlik ve beraberliğimizin şehitliklere gidin. Burada şehitlikler, kıyamet gibi şehitliğimiz var. Her birinde bütün oradaki evlatlarımızın yan yana yattığında herkes gördü, görüyor, görecek. Şimdi özetlemek gerekirse bu terörü kaynağında yok etmek stratejisiyle, kaynağında eskiden şimdi Türkiye'de tereddütlü şeyler yapılıyor, Anadolu'da mücadele yapılıyordu. Bunlar dışarı kaçıyorlardı ve onun peşini bırak. Hayır. Terörist nerede? Hedefimiz orası. Bunu kaynağında yükletmek için, en son terörist eser getirmek için yapılması gereken ne varsa yaptık, yapıyoruz.
Evet efendim, burada elebaşı hesap vermeden ölen FETÖ dahil. Elebaşı hesap vermeden ölen FETÖ dahil. Bütün efendim bu PKK, YPG, DH ne varsa bunlarla meşru müdafaa kapsamında, uluslararası hukuk kapsamında nerede olurlarsa olsunlar, bunların peşindeyiz. Ve inşallah asil milletimizin, sizlerin sevgisi, güveni ve duasını aldığımız ilhamla en son terör etkisi geçinceye kadar bu mücadele devam edecek ve bunu inşallah bitireceğiz. Ve bunların arkasında kim olursa olsun, bazı imalar var, bazı ihsaslar var, bazı somut karineler var, somut göstergeler var. Ne olursa olsun bu konuda biz ölürsek şehit, kalırsak kazi anlayışıyla mücadelemizi sona kadar sürdüreceğiz. Ve inşallah 40 yıldan beri, 50 yıldan beri asil milletimizin başına bela olan bu musibetten milletimizi kurtaracağız. Ve bunları yaparken hiçbir zaman şehitlerimizi kanlı yerde bırakmadık. Ailelerin gözyaşlarını hesabı ne zaman sorduk, hiçbir şeyi hesabı ötelemedik. Ve bu devam ediyor. Tabii ki buradaki başarılarda, burada elde edilen efendim kazanımlarda en büyük pay şehitlerimize ait. Onları da her zaman olduğu gibi bir kez daha şahsım ve sizler adına rahmetle anıyorum. Gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum. Tabii anneler babalar böyle genç yaşta arslan gibi evlatlarını kaybettiler. Onlara da sabır diliyoruz ve milletimiz adına kendilerine saygılarımızı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bütün bunlardan sonra geldiğimiz noktada şu anda çok şükür çok daha ileri gidecek inşallah önümüzdeki dönemde. Artık söz dinleyen değil, söz dinleyen değil, sözü dinlenen Türkiye'de yaşamanın mutluluğunu ve şerefini yaşayacağız. Ana vatanda bunları yaparken tabii bir de bizim denizlerimiz var, mavi vatanımız var. Karadeniz'de, Ege'de, Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta. Burada çalışmalarımız var. Bizim 12 bin kilometre arkadaşlar kıyımız var. 462 bin kilometre karede deniz alanımız var. Dolayısıyla buradaki bizim hak ve menfaatlerimiz neyse, işte kara suları, kıta sahanlığı, münasebe ekonomik bölge, deniz yetki alanları dahil, denizlerimizin altındaki ve üstündeki deniz alaka menfaatlerimizi korumakta, kullanmakta, ülkemiz yararına bunlardan faydalanmakta azimliyiz, kararlıyız. Allah'a çok şükür ondan muktediriz. Bunu yaparken de hakkaniyet ilkelerine uyuyoruz. Hakkaniyet neyi gerektiriyorsa komşularımızla biz bunlarda konuşmaya, görüşmeye hazır olduğumuzu her zaman söyledik. Fakat hiçbir zamanda hakkımızı çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz. Bundan da kimsenin şüphesi olmaz. Ne kendimizin ne Kıbrıs'ı kardeşlerimizin. Kıbrıs bizim milli davamız, milli meselemiz. Bizim devamlı ilgilenmemizde oradaki ittifak anlaşmaları gereğince olması gereken neyse bunların hepsi bugüne kadar geldi, devam ediyor. İster Güney Kıbrıs Rum yönetimi, ister Yunanistan ne derse desin bizim gerçekten bu şanlı medeniyetimize, kültürümüze, saygın medeniyetimize uygun şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tabii bunların hepsini yaparken diğer bir önemli konu da alet işler ele övünür. Siz ne kadar bilgili, görgülü, cesur, vatansever olursanız olun alete ihtiyaç vardır. Yani bu da silah demektir, savunma sanayi demektir. Burada biraz durmak gerekir. Sevgili gençler, parasını verdiklerimizi alamadık. Yani parayı verir alırım. Böyle bir şey yok. Parasını verdik, alamadık. Kimlerden? Dost ve müttefiklerimizden. Parasını verdiğimiz halde alamadık. Bazı şeyleri konuşamadık dahi. Silahlı İHA'ları konuşamadık dahi. Şimdi bizim düne kadar hafif silahlarımızın, hafif silah ne demek? Tabanca, tüfek, makinalı tüfek, makinalı tabanca, otomatik tüfek, otomatik tabanca. Bunların dahi tamamının patenti yabancılara aitti. Yani biz herhangi bir tatbikatta, uluslararası tatbikatta, diğer ülkelerle beraber yapılan tatbikatlarda belimize tabanca takmayı utanırdık. Bizimki kırık kale, çok basit. Öbürü diğerlerin hepsi de yabancı. Ya sizin tabancanız yok mu? Herkes kendi tabancası takıyor. Şimdi Allah'a çok şükür envai çeşit hafif silahların hepsi yapılıyor ve ihraç ediliyor. Silahlı helikopter yapıyoruz. Muharip gemilerimizi yapıyoruz. Onların topunu yapıyoruz. Tecik Anadolu'yu yaptık. Uçak gemisi gibi. Büyük. Gemileri yaptık. Tankların ilk modelleri inşa oldu, yapıldı, fabrikadan çıktı. Çok kısa bir zamanda seri üretim başlayacak. Ve İHA'lar, SİHA'lar, Kızıl Elma, Kaan. Ya bunlar gerçekten büyük gelişmeler, büyük katkılar ve ankalar. İnsansız. İnsansız hava araçlarının yanı sıra insansız kara, insansız deniz araçları yapılmaya başlandı. Ve diyoruz ki bunu özetlemek için burada artık kamu,
özel sektör, üniversitelerimiz ve vakıf şirketlerimiz. Tek yürek, tek yumruk olarak, herkes beraber çalışarak bu mühendislerimizin, işçilerimizin büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla yaptığı çalışmalarla gerçekten büyük başarılar kazanıldı. Daha bunlar bir başlangıç. İnşallah bundan sonrası çok daha büyük başarılarla gerçekleşecek. Bunun da özetlemek için diyoruz ki cinşeden çıktı. Artık bizi bir şekilde yapamazsınız, edemezsiniz, biz size bunu alırız, veririz, daha ucuz vesaire, bunlar bitti. Yapacağız, yapacağız, üreteceğiz. Ve sadece kendimiz için değil, dost ve kardeş ülkelerin de haklı davalarını desteklemek için bu yaktıklarımızı arkadaşlarım kullandık, kullanacağız. Bunu da efendim büyük bir övünçle sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu bizim tam bağımsızlık diyoruz ya, istiklali tam. İstiklali tam, bu lafla olmuyor, bu fiille oluyor. İşte bunun için bu savunma sanayinin mutlaka sonuna kadar gitmesi lazım, en üst seviyelere gitmesi lazım ki tam bağımsızlık yürüyüşümüzü gerçekleştirmiş olabilelim. Bu yürüyüş o kadar başarılı ki, o kadar başarılı ki bunu anlamak çok kolay. Savunma sanayimizin yıldızlarından TUSAŞ'a yapılan bu hain saldırı bu işin açık bir göstergesi, açık bir gölgesi. Bunlar ne yaparlarsa yapsınlar, bunların hepsi beyhude gayretler. Artık kervan dizildi, dizildi. Artık kervan yola çıktı. Artık cinşeden çıktı, durdurmak mümkün değil, geçmiş olsun. Çatlasalar da, patlasalar da, bu büyük ve güçlü Türkiye yolunda, büyük ve güçlü Türkiye yolunda, sağcısıyla, solcusuyla, Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sunnisiyle tek yumruk, tek yürek olarak yürüyeceğiz ve inşallah başaracağız. Tabi burada bu yaptığımız çalışmalarla biz savaşa hazırlanmıyoruz sevgili gençler. Bu da çok ince noktadan bir tanesi de bu, savunma ve güvenlik meselelerinde. Savaş hazırlanmıyoruz. Orduların birinci görevi, asli görevi caydırmak. Şimdi kanun yapılırken mecliste, efendim şu kadar sene hapis, bu kadar sene şu, bu kadar şu kadar para cezası, bu kadar işte hapis cezası. Yani gelin sizi hapsedelim, gelin size para, öyle değil. Bak burada para cezası var, burada hapis var, bu işleri yapmayın. Caydırmak. Neyse silahlanmada bu. Öyle güçlü olmamız lazım ki atalarımızın dediği gibi hazır ol cenge, istersen sulh sala. Dolayısıyla biz cenge hazır olacağız. Savaşmadan caydırmak suretiyle milli amaçlarımızı, hedeflerimizi ele geçirebileceğiz. Kimsenin bizim hak ve menfaatlerimize karşı koymasını önleyeceğiz. Amacımız bu. Mücadelenin maksadımız bu. Bunu yaparken çok değerli hocalarım, değerli gençler, sevgili gençler. Bazı şeyleri unutmamamız lazım. Semboller var. Bunu hocalarımız biliyordur mutlaka. Fakat maalesef bazı yerlerde bilinmediğini gördüm. Topkapı Sarayı'nın kapısında, Topkapı Sarayı'nda ya valiyete külli mazlum yazıyor. Bilenler bilmeyenlere söylesin, göstersin. Ya valiyete külli mazlum. Topkapı Sarayı. Bütün mazlumların sığınağı. Osmanlı olaya böyle yaklaşmış. Yani üç kıta, yedi iklimde at koşturup böyle vakit öldürmemiş. İstikrarı, barışı, huzuru, adaleti sağlamış. Konuşulacak çok konu var da bir an önce bitirelim. Biz Bosna'da görev yaparken, biraz önce bahsettiler. Orada görev yaparken bir manastır vardı. Manastırın da bir oradaki papazı vardı. Toprağı bol olsun. Çok iyi bir insandı. Bu Vahid'in ahitnamesi var. Bu İnsan Hakları Beyannamesi'nin 1453'teki versiyonu. Vahid'in ahitnamesi. 1463 pardon. İstanbul'un fethinden 10 yıl sonra Bosna'yı fethetmişler. Ve Fatih oraya vardığında onlara bir imtiyaz veriyor. Hak veriyor. Hukuk veriyor. Ona biz Fatih ahitnamesi diyoruz. 1463. Onun da orijinali bu manastırda. Poyniçsa Manastırı'nda. Onun da papazı bir zat. Şöyle söylüyor, hani bizim söylediklerimiz şey değil yani, duygusal değil. Diyor ki, paşam diyor, bizim diyor Hırvatların diyor tarihinin en mutlu olduğu dönem diyor 416 yıllık Osmanlı yönetimi diyor. Manastırın papazının söylediği söz bu.
Hırvatların tarihinin en mutlu mesut geçen dönemi 416 yıl. Dolayısıyla tarihimizi bilmemiz lazım arkadaşlar. Bunu görmemiz lazım. Atalarımız bunu yapmışlar. Osmanlı'dan sonra 30 ülke çıkmış. 30 ülke kurulmuş. Ve bunlardan hiçbiri Türkçe konuşmuyor sevgili gençler. Bunu bir kayıp ya da bunu eksikte gibi görüyorlar. Yanlış. Bu gerçekten Osmanlı'daki özgürlüklerin, Osmanlı'daki insana saygının, topluma saygının, düşünceye, fikre saygının çok açık ve çarpıcı bir göstergesi. 600 yıl bir seferinde aşağı yukarı 29-30 Savunma Bakanı, 29-30 Genelkurmay Başkanı geldiler aynı mekanda. Aynı mekanda. Ve Afrikalı kardeşlerimiz, Afrikalı dostlarımız. Biri İspanyolca, biri Portekizce, biri Fransızca, biri Almanca, biri İngilizce konuşuyor. Biz açık ve net. Dedim ki niye bu dilleri konuşuyorsunuz siz? Efendim şudur budur. Dedim ya sizin kendi diliniz yok mu? Ya milleti meydana getiren şey dil, din efendim vesaire. Ve tabii utandılar, izah ettik. Fakat Osmanlı hiç kimsenin özgürlüğüne, hiç kimsenin hakkına, hiç kimsenin kendi seçme kararına karşı koymamıştır. Ve herhangi bir şey baskı yapılmamıştır. Bunun da en güzel göstergesi bu. Bunu da görmek lazım, bilmek lazım. Bu manada başta Kıbrıs olmak üzere Azerbaycan, Libya, Somali, Sudan gibi dost ve kardeş ülkelerin, müttefi ülkelerin arkadaşlar olan ilişkimizi, tarih ve kültürel bağlarımızı geliştirdik, geliştirmeye devam ediyoruz. Tabii bu bir takım sıkıntılar oluyor ama bunun da iyi anlaşılması lazım. İyi, yani bazıları işte ne işimiz var vesaire falan. Hayır. Libya mesela 500 yıllık geçmişimiz var. Azerbaycan kardeşimiz, can kardeşimiz. Somali, Sudan. Oraya gittiğiniz zaman herkes el üstünde tutuyorlar. Çok şeyler bekliyor bizden. O manada sorumluluklarımızı yerine getirmek için gayret gösteriyoruz. Ve diğer taraftan Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu ve büyük bir başarıyla ilerliyor. Bundan 6 ay önce falan da burada yaptık, devamını yapacağız. Bu Milli Savunma Komisyonları'nı falan topladık, parlamenterler arası diplomasi diye konuştuk, görüştük. Hani dil birliği, kültür birliği, konuşma, görüşme, tanışma bu şekilde buna devam ediyor. Burada Kıbrıs'tan bahsettik arkadaşlarım. Libya'daki temin devam ediyor. Filistin'e geldiğimizde Filistin gerçekten büyük bir trajedi. Trajedi yani. Trajedi kelimesinin bütün manalarına haiz bir trajedi. Çünkü önce hukuk bitti, sonra insanlık bitti. Ve şimdi orada artık bir boşluk var. Hiçbir değer olmayan, değerler sistemimiz alakası olmayan ve artık bir orman hayatı. Onun da ötesinde bir uzay hayatı. Hiçbir şey yok. Sadece alçakların ölüm makineleri çalışıyor. Ve insanlar çaresiz. Hiçbir şey yok. Ekmek yok, yemek yok, su yok, cephane yok, araç yok, gereç yok. Doktorları, Birleşmiş Milletler çalışanlarını, sağlık personelini, yani basın mensuplarını. Yani bunların bir günde yaptığını bir başka devlet yapsaydı, bir yıl, beş yıl onun hesabını veremezlerdi. Bu katliam etnik temizliğe, etnik temizlik şu anda bütün boyutlarıyla soykırıma dönmüştür. Orada savaş vesaire yok, soykırım var. Soykırım var. Kapı kapı dolaşmak suretiyle, ev ev, köy köy dolaşmak suretiyle insanları orada resmen katlediyorlar, alçaklar. Yapılan şey bu. Bunun herhangi bir şekilde akılla, vicdanla izahı mümkün değil. Burada bütün yönetimler, Türkiye ve birkaç ülke hariç, büyük ölçüde, Orta Doğu'da, Avrupa'da, efendim Amerika'da, bütün yönetimler sağır ve dilsiz, kör. Kör, sağır ve dilsiz oynuyorlar. Ama azıcık vicdanı olan, azıcık aklı olan, azıcık insan olanların hepsi ayakta. Hepsi ayakta. Gerçekten çoğun derece saygı değer. Birçok mesleki efendim kendi kariyeriyle alakalı konularda öğrenci, öğretim üyesi, rektörler dahil her şeyi ortaya koyup protestoya devam ediyor. Bizim de diyoruz ki buna karşı tedbirlerimizi almamız lazım, tedbirlerimizi devam ettirmemiz lazım. Avrupa Adalet Divanı'nda ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde, Avrupa Ceza Mahkemesi'nde, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde, Uluslararası Adalet Divanı'nda yapılabilecek ne varsa Türkiye bunları yapmaya çalışıyor.
Hem hukukçularımız çalışıyorlar, hem parlamento çalışıyor. Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince. Arkadaşlar, mesele imkan meselesi, fırsat meselesi. İmkan ve iktidar meselesi. Ya burada hiçbir şekilde duyarsız değiliz. Fakat imkanlar belli, gücümüz, kuvvetimiz belli. Bunu sonradan kullanmak suretiyle yapmaya çalışıyoruz. Bir hatırlatma, bu 18. 19. yüzyılda başlıyor bu Siyonist hareketler. 1850'de bir kitap yazılıyor. 1896'da Theodor Herzl bir kitap yazıyor, Yahudi Devleti diye. 1897'de Basel'de bir ilk Siyonist kongreyi yapıyorlar ve orada kararı veriyorlar. O zamanlar tartışmalar var. Uganda'ya mı gidelim, Arjantin'e mi gidelim, Filistin'e mi gidelim? Bunlar Filistin'e gidiyorlar. Sultan Abdülhamit bunları reddediyor, kabul etmiyor. Churchill'e konuşuyorlar, Çele konuşuyorlar. Almanya'yla, efendim, İmparator Wilhelm'le konuşuyorlar. Bir sürü şeyler yapılıyor. En sonunda bunlar İngilizlerden Dışişleri Bakanı'nın yazdığı Balfour bildirisi 1917 ile birlikte buraya geliyorlar. Burada önemli olan şey, tarihe fazla teferruata girmeden önemli şey, sevgili aklınıza kalacak şey, bir sürü örgüt var. Terörist örgüt var. Filistinler, Yahudiler Filistin'e geldiğinde. Bu örgütlerle orada yaşayan toprak sahibi, ev sahibi Filistinlileri terörize etmek suretiyle evlerini boşaltıyorlar, arazilerini boşaltıyorlar. Bunlardan birincisi İrgun, İrgun diye yani başta baş, elli baş, birçok var da belli başta olan İrgun, diğeri Hagana. Hagana denilen örgüt 1947'de İslam Devleti kurulduğunda Likud Partisi'ne dönüyor, İDEF silahlı kuvvetlere dönüyor, orduya dönüşüyor. İrgun'da Likud Partisi'ne dönüşüyor, siyasi partiye. Dolayısıyla İsrail terörist devlet denildiği zaman bu gerçekten bunun tarihi, fikri ve somut verileri var. Terörist bir devlet. Bu teröristler kuruyor bunu. İnsanlar evlerine geliyorlar, boşaltıyorlar. Boşalttırıyorlar. Toprağını boşalttırıyorlar. Öldürüyorlar. Bu 1920-1947 arasında İngiliz manlası var. İngilizler rolünü çok güzel oynuyorlar. Filistin'den elini kolunu bağlıyorlar. Oradaki teröristleri serbest bırakıyorlar. Ve dolayısıyla o gündür, bugündür katliam devam ediyor. Dolayısıyla 7 Ekim'e gelindiğinde niye böyle yaptınız? Masum insanların ölümüne karşıyız. Yanlış. Fakat niye diye sorduğunuzda, niçin diye sorduğunuzda temeli o gün değil. Ta 1903. O günden beri ve doluluk var. Dolmuş. Evinizde oturuyorsunuz. Kendi kendinize bir sorun. Sabah biri geliyor, kapıyı açıyorsunuz, zil çalıyor. Tabancayı dayıyor. Çıkın, boyu boşaltın. Eşiniz var, çoluk çocuk, ne falan. Yani onurunuz, gururunuz. Çıkın diyor. Yerlere süründürüyor. Ya şeyde Filistin'e diyor ki ya öleceksek bir kere ölelim. Yani şey bu. Gelinen nokta bu. Ve bu konuda işte mücadele devam ediyor. Çalışmalar devam ediyor. Ve biz diyoruz ki burada şimdi artık bunları konuşmak işte faydası, zararı falan filan bunları bir tarafa, şu anda yapılacak tek şey var. Eli tutan, konuşan, dili olan, efendim, sosyal medyadan, işte sokaklardan, meydanlardan, üniversitelerden, iş yerlerinden, parlamentolardan yapılacak tek şey var arkadaşlar. Ateşkes. Yani bir an önce akan kanın durdurulması lazım. Amacımız, dileğimiz, gayretimiz bundan ibaret. Burada bir hususu da vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Antisemitizm. Bunlar kavramsallaştırmayı çok iyi biliyorlar. İftirayı çok iyi biliyorlar. Fitne-i fesadı çok iyi biliyorlar. Herhangi bir şekilde siz Siyonazi, İsrail yönetimine, Netanyahu yönetimine karşı çıktığınız zaman hemen damgayı basıyorlar. Antisemitist. Hayır. Bunu söylüyoruz. Bizim hiçbir şekilde bir Türk'ün hiçbir şekilde antisemit olması mümkün değil. Çünkü bizim inancımız gereği kimsenimiz rengine, diline, dinine bakmayız. Allah yarattı. Herkes insan. Dolayısıyla insan olmak bizim saygımız var. Bizim meselemiz Siyonazi, Netanyahu yönetimine karşı. Onların askerlerine karşı. Onların soykırımına karşı. Bunu söylüyoruz. Öbür türlü bizim tarihimiz şanla şerefle dolu. 1492 oradan gelen sefaratların hepsi burada Türkiye'de ağırlandı. Misafir edildi. Onların soyla devam ediyor. Onlara hiçbir şey olmadı. Ne dillerini kaybettiler, ne dinlerini kaybettiler.
Bunun da altını çizmek istiyorum. Biz ne yapıp yapıp ateşkesi sağlamamız lazım. Fakat görünen köy kılavuz istemez. Bunlar gerçekten çok fena. Arkadaşlar bunlar gerçekten çok fena. İş bitti şimdi. Filistin bitti. Sıra Lübnan'a geldi. Maalesef orada da masum insanları katletmeye, köyleri, kasabaları hedef gözetmek için bombalamaya devam ediyorlar. İnşallah bunlar bir gün gelecek. Bunlar adaletin huzurunda hesap verecekler. Ve inşallah bu döktükleri kan da boğulacaklar. Bunu da her zaman temenni ediyoruz. Amacımız, dileğimiz budur. Bunu göreceksiniz. Burada bir başka önemli konu da Lübnan'daki bizi ilgilendiren tarafı bu Türkiye için tehdit midir değildir meselesi var. Konuşuluyor. Arkadaşlarım burada ciddi bir tehdit var. Niye? Bunu biz Suriye'de yaşadık. Herhangi bir şekilde rejim tarafının orada Suriye'de baskı olduğunda bu insanlar can havliyle Türkiye'ye kaçtılar. 3,5-4 milyon kişi Türkiye'ye geldi. Hani çocuk geliyor, kucağında bir çocuk, bir abla, efendim, bir hanım, kucağında bir çocuk, elinde bir çocuk, elinde bir bavul, kutuda geldi. Ne yapacağız? Almayacak mıyız? Varil bombaları geliyor. Şimdi yarın bir gün Lübnan'da buna benzer şeyler bekleniyor. Dolayısıyla radikalleşmeye sebep oluyor bu. Hani barışa, huzura değil, insanların daha da böyle radikal hale gelmesi, daha da onlara karşı direnci arttırıyor. Bu manada da bu Lübnan'ı yakından takip ediyoruz. Ve bu devam ettiği takdirde bir de bölgesel savaşın da fitili ateşleniyor. İşte bu karşılık ateş tatilisi, İsrail-İran meselesi. Bunlar başladıktan sonra ne zaman nerede duracağı belli değil. Onun için bizimle çok dikkatli olmamız lazım. Başlangıçta bir risk vardı. Fakat şimdi bu ne oldu? Resmen tehdit dönüştü. Tehdit oldu. İmkan ve kabiliyetlere bakacağız dünyada. Sevgili gençler, bütün dünyada çevremizde imkan ve kabiliyetlere bakacağız. Kimin silahı var, kimin aracı var, kimin gereci var, kim ne yapabilir? Buna bakacağız. Bunlardan herkesin var mı? Var. Bunların hepsi bize tehdit değil. Bunların hepsi risk. Eğer ama kafada bir niyet, bir maksat, bir hedef olduğunda gördüğüm zaman da bu bizim için tehdit oluyor. Şu anda ne diyorlar? Bunu CNN'ci Netanyahu ne yapıyor? Arz-ı Mevut diyor. Arz-ı Mevut nerede? Bizim topraklarımı da içeriyor. Dolayısıyla adam ilan ediyor. Tehdit bu. Tehdit bu. Gelebilirim diyor. Havadan, karadan gelebilirim diyor. Onun için bizim yapacağımız şey bir an önce hazırlıklarımızı tamamlayıp gerekli cevabı, gerektiği zaman, gerekli yerde vermek arkadaşlarım. Bu bölgesel savaşa da müsaade etmemek. Evet, iyi bir haber aldık. Şimdi bebekler ölüyor arkadaşlar. Bebekler. Şimdi burada ön sıradaki arkadaşlarımızın torunları var, evlatları var. Gözlerinizi geçen bir senatörler geldi, Fransız senatörleri geldi. Adamlar epey etkilendi. Dedim ki sayın senatör, bu şudur, budur vesaire. Sizin torununuz var mı? Var dedi. Kaç torununuz var? İki torun var dedi. Güzel. Dedim sen onların en sevdiğin hangisi? Onu gözün önüne getir. Onlardan 17 bin kişi öldü dedim. 17 bin çocuk öldü. 17 bin. 17 bin. Pırıl pırıl çocuk. Bebek. Küvezdeki bebekler. Ve 17 bin kez torununuzu dedim katlediğini düşünün. O da sağ olsun sonra dedi ki biz de evet burada bir çözüm bekliyoruz. Çözüm de bölgesel bütünlüğe sahip, egemen bağımsız, bölgesel bütünlüğü olan, Doğu Kudüs'ü başyeri olan bir Filistin devleti kurulmadan da burada kan durmayacak. Buraya bir İsrail heyeti geldi bundan 2-3 sene önce. Dedim ki şudur budur falan işte haklı haksız. Dedim sen hiç tamam tartışma yok. Bir kere Filistin dersen kavga çıkar. Biz Filistin taraftarıyız. Peki o zaman ne yapalım? Ben dedim size bir soru soracağım. Gittiğin zaman düşünün. 1948'de İsrail'de doğan bir Yahudi, bir kişi, normal bir kişi, 1948. Bu adam 2022'de, o zaman 22'de gelmişti, öldü. Ya bu adam bir gün huzur görmeden öldü. Bu mu siyaset? Bu mu siyaset? Yani bırakın Filistin'e, Filistin insanına, Filistinli'ye rahat huzuru, siz İsrail'e rahat vermiyorsunuz yaptığınız politikalarla. O soruyu aldı gitti. Ve bunun herhangi bir şekilde bölgesel savaşa dönmemesi için de çalışmaları sürdürmek lazım. Buna dikkat etmek lazım. Ve diyoruz ki bu kim olursa olsun bebek katilleri, Siyonazi terör çeteleri de hani bizim ülkemizde yaşanan maalesef bir yeni doğan çetesi var. Onlar da mutlaka en ağır cezaya çarptırılmalıdır. Bunlar yapılabilecek ne varsa
Bunun mutlaka yapılması lazım. Hem ulusal mahkemelerimiz hem uluslararası mahkemeler tarafından bunun gerçekleştirilmesi lazım. Evet. Var mı? Yorgunluk oldu mu? Nasıl oldu? Hocam ha? Evet. Sorulara geçeceğiz de, evet. Başka bir işimiz var. Yok mu? Ümit yok mu? Ümit yok mu? Evet. Bir videomuz vardı. O video olmuyormuş. Şimdi diyoruz ki, özetlemek gerekirse, binlerce yıllık bizim şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli ve manevi değerlerimizden aldığımız ilhamla asil milletimizin, 85 milyon milletimizin sevgisi, güveni ve duasıyla aklın ve bilimin ışığında akıl da bizim, bilim de bizim, ilim de bizim, aklın ve bilimin ışığında anayasa ve mevzuat çerçevesinde. Bu anayasa konusu da çok konuşuluyor. Ne olacak filan diyor. Geçen evde bir de böyle bir basınla konuşmamız oldu. Onu burada tekrarlayacağım. Tabii ki çağdaş, modern, ihtiyaçlara cevap veren, ihtiyaçları çözen, problemi getirmeyen, 85 milyonu birleştiren, bir beraber olacağımız bir anayasanın yapılması bizim için bir tarafa gelecek nesiller olan bir borcumuz. Bunu mutlaka bir şekilde kotarmamız lazım, becermemiz lazım. Anayasa ışığında ve yasalar çerçevesinde 85 milyon milletimizin tek yumruk, tek yürek olarak bekası ve refahı için çalışmalarımızı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aralıksız sürdürdük, sürdüreceğiz. Ve inşallah başaracağız. Amacımız, emelimiz, hedefimiz bu değerli arkadaşlarım. Ve diyoruz ki Sultan Alparslan'dan, yakın tarihimiz Sultan Alparslan'dan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar, bugüne kadar bu toprakları bize vatan yapan, bu seviyelere gelmemiz için çalışan, gayret gösteren, katkı sağlayan bütün devlet büyüklerimize, bütün komutanlarımıza, bütün çalışanlarımıza, bütün vatandaşlarımıza en derin saygılarımızı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Tabii biraz önce de söylediğimiz gibi, bu gelişmelerdeki tarihte de günümüze de en büyük başarı şehitlerimize ait. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize sağlık, sıhhat diliyoruz. Onların ailelerine de şükranlarımızı, saygılarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz. Sağ olsunlar, bazen onlara sabır diliyoruz. Son cümle. Sevgili gençler, hepimiz için geçeni de gençlere söylüyoruz. İhtiyarları yormayalım diye. Önde gençleri. Arkadaşlar, bu memleket bizim. Bu tarih bizim. Bu bayrak bizim. Sıra sizde, yükseltin. Sağ olun. Herhalde sorular diyorsunuz. Sorular, evet. Kolay sorun arkadaşlar. Çalışmadığımız yerden çıkmasın. Estağfurullah. Bir de başımıza dijital vatan çıktı diyorsunuz. Şimdi sizlerin çok iyi bildiği gibi, yani bu iletişim konusunda sadece konuşma görüşme değil, yani radarlarımız dahil, elektronik hap vasıtalarımız dahil, uçaklarımız, gemilerimiz, her şey bir dijital bir ortamda şekilleniyor dünyaya baktığımız zaman. Bu dijital dünyanın da bize isabet eden bölümüne dijital vatan diyoruz. Bu dijital vatanın, dijital saldırılara karşı, dijital teröre karşı bunların mutlaka korunması lazım, kullanılması lazım. Buna bizim sahip çıkmamız lazım. Sadece siber ataklar değil. Diğer taraftan, yani bir taraftan bizi saldırıya yönleyeceğiz. Diğer taraftan da oradaki hak ve menfaatlerimizi, oradaki kullanımı kendi amaçlarımız doğrultusunda kullanacağız. İletişim var, gözlem var, haberleşme var, data var. Yani bütün bunlar hele hele bir savaş anında çok çok daha büyük bir hassasiyet kaydedecek.
Bizim ekmeğimiz var, ulaştıramıyoruz. Silahımız, mühimmatımız var, kullanamıyoruz. Gemilerimiz var, uçaklarımız var, uçuramıyoruz. Durumuna düşmek gayet mümkün, gayet muhtemel. İşte bunlara karşı tedbir almak için de bilinci artırmak bakımından, şuuru artırmak bakımından dijital vatan diye tanımladığımız alanda çalışmalarımızı yoğunlaştırmamız lazım. Biraz önce bahsettiğim gibi bizim yazılımda gerçekten harikalar yaratan mühendislerimiz var, gençlerimiz var. Bunların da bu konuya ağırlık vermek suretiyle bu alanda kendimizi yetiştirmemiz lazım, planlamamızı yapmamız lazım. Bir taraftan politik anlamda, diplomatik anlamda bunlar yapılırken, efendim, müdafaa, beka bakımından, diğer tarafta üniversitelerimiz buraya ağırlık vermesi lazım. Çünkü artık uzay tabanlı sistemlerle mesele tamamen teknolojik düzeyde çalışmalarla, savaşın sonucu da, savaşın başarısı da buna bağlı kalacak. Ve bu manada yazılım esas olmak üzere bu dijital dünyanın ve bize isabet eden, tereddüt eden o bölümün bizim vatanımız olarak, işlerimiz olarak, işlemlerimiz olarak o alanın serbest kalması lazım. Nasıl ki herhangi bir şekilde kara, deniz, hava sahamıza müdahale edilip bizim hareketlerimizin sınırlanmasını kabul etmiyorsak veyahut oradaki hukukumuzun, egemenliğimizin, bağımsızlığımızın ilanına karşıysak benzer şekilde dijital vatanımızı korumamız lazım. Çok zor. Çok zor, çok çalışmak lazım. Ama imkansız değil. İmkansız değil. Hepinizin bildiği gibi uzaydan yapılan çalışmalarla bazı devletlerin bu efendim işte bu sosyal medyadaki bazı alanlardan dolayı, operasyonlardan dolayı birçok bilgiyi aldıkları, birçok bir engelledikleri veya birçok bilgiyi efendim enjekte ettiklerini biliyoruz. Bu manada bizler çok çalışıp kendi özgün sistemlerimizi kurmak suretiyle dijital vatanımıza sahip çıkmamız lazım diye düşünüyorum hocam. Bakanım merhabalar. Hoş merhaba. Geldiniz üniversitemize. Ben tarih bölümü yüksek lisans öğrencisi Rukiye Pediz. Efendim ben size Rusya-Ukrayna savaşı sırasında gıda sıkıntısına çözüm bulmak adına Türkiye'nin üstlendiği tahıl koridoru hakkında soru sormak istiyorum. Bu tahıl koridorunun oluşmasının Türkiye ve dünya üzerindeki önemi nelerdir? Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Peki, sağ ol, teşekkür ediyorum. Burada hani Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası alanda özne haline geldi arkadaşlarım. Bunun şakası yok. Bunun şakası yok. Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlar, bakan olarak bizler, diğer çevrelerde hem Rusya'yla hem Ukrayna'yla biz irtibatımızı sürdürdük. Bu irtibatımız vasıtasıyla savaşın çıkması önlemek için çok gayret gösterdik. Bu 24 Şubat saat 4.30'dan itibaren savaş başladı. Rusya hava sahasını kapattı. Biz oraya insani yardım göndermiştik iki uçakla. A400M'lerimiz, büyük uçaklar. Hani, milletimiz ona Koca Yusuf diyorlar. Koca Yusuf'larla. Onları oradan geri alamadık biz. 6 ay orada kaldı. Yani insani yardım gönderdiğimizin bir kanıtı bu. Açık ve net. Yani herkes uçuyor, kaçıyor. İşte Ukrayna'ya şunu yapalım, bunu yapalım diyor. Biz yapıyorduk. Başlangıçtan beri yapıyorduk. O gün 24 Şubat'tan bir gün önceki saat 23'te 23 Şubat saat 23'te Sayın Cumhurbaşkanımız Zelenski ile konuşuyordu. Ondan bir gün önce Sayın Putin ile konuşuyordu. İşte şöyle daha önceki birçok temaslar oldu. Dolayısıyla biz iki tarafla konuşabilen, görüşebilen bir ülkeyiz. Diplomatik anlamda her türlü girişimde bulunduk. Bir, iki, bu NATO toplantılarında, Avrupa Birliği toplantılarında çok açık ve net bir şekilde muhataplarımıza, oradaki benim meslektaşlarımızın yüzüne şamar gibi vurduğumuz şey şu. Eğer 2008'de, 2009'da Abazya'daki, Osetya'daki, eğer 2014'teki Kırım'daki işgali tanımasaydınız, karşı koysaydınız Rusya buna cesaret edemezdi. Biz orada seyrettiniz, ondan sonra 2000, efendime söyleyeyim, bilmem 20'ye geldiğimizde 2022'de aklınız başınıza geldi. Dolayısıyla Türkiye gerçekten çok onurlu, çok açık, çok şeffaf, her bakımdan savunulabilecek bir diplomasi uygulamıştır bu dönem içinde. Birincisi. İkincisi, bu savaşı 24 Şubat'ta Ruslar Special Military Operation diye şey yaptı, tanıttı. Özel askeri bir harekat bu dediler. Biz bunu reddettik. Çünkü eğer Special Military Operation'ı kabul edersek, o zaman Montreux'u uygulayamıyorsunuz, boğazları kapatamıyorsunuz. Boğazlar savaş halinde kapatılır. Dolayısıyla bu dedik savaş Ruslara. Ve Rusların deklare ettikleri diğer Baltık limanlarından vesaire gelen savaş gemilerinin
Karadeniz'e girmesini engelledik. Reddettik, kapattık boğazı. Daha sonra NATO tarafından, daha sonra münferit olarak işte İtalya, İngiltere, Fransa gibi ülkeler tarafından oraya girişi onu reddettik. Dolayısıyla Karadeniz'in herhangi bir şekilde stratejik rekabet alanına dönüşmesini engelledik, önledik. Önemli bir şey bu. Önemli bir kazanım. Yani Türkiye için, çevresi için, Karadeniz çevresi ve Avrupa için ve dünya için. Bu önlendi. Üç, bu iki tarafla görüşebilmenin verdiği avantajı kullanmak suretiyle İstanbul'da bir seri toplantı yürüttük. Ruslarla ayrı, Ukrayna'yla ayrı. Ruslarla ayrı, Ukrayna'yla ayrı. En sonunda 22 Temmuz'da orada bir anlaşma imzaladık savunma bakanları olarak. Ve bu vasıtayla 34 milyon ton tahıl ihtiyaç sahiplerine Afrika başta olmak üzere sevki sağlandı. Bu da bizim Türkiye olarak yani insanlığa, dünyaya yaptığımız en büyük iyiliklerden biri oldu. Bir başka tabii birçok daha konular var. Bu mayınlar falan var. Serseri mayınlar var. Bunların da temizlenmesi konusunda Türkiye olarak çok başarılı bir şekilde bulunanların hepsini imha ettik. Buradan bahaneyle bazı ülkeler bu mayınla mücadele etmek için gemi gönderilmediler. Hayır dedik. Bizim yeteri kadar gemimiz, mayın avlama gemimiz var. Mücadelemizi ederiz. Bulgaristan, Romanya onlarla konuştuk. Ne isterseniz dedik bize yardım ederiz. Dışarıdan gemi gelmesine gerek yok. Dolayısıyla özellikle Karadeniz'e komşu olan, kıyısı olan ülkeler başta olmak üzere Avrupa'nın Kafkas'taki ülkeleri işte Gürcistan, Ermenistan vesaire onların bize minnet duymaları lazım. Ki oradaki sükuneti sağlayıp durdurduğumuz için. Merhaba Sayın Bakanım. Buradayım. Sormadım. Merhaba. Konuşmanızın başında dünyadaki enerji savaşlarından bahsettiniz. Şu anda da Akdeniz'de bir enerji mücadelesi var büyük güçlerin. Ülkemizde Libya'yla bir enerji deniz anlaşması sağladı. Deniz yetki alanı, evet. Deniz yetki alanı anlaşması sağladı. Kıbrıs açıklarında da doğalgaz faaliyetleri yürütüyor, doğalgaz çalışmaları faaliyetleri yürütüyor. Bu bağlamda Mavi Vatan'ın ülkemizin geleceğindeki enerji ihtiyacı açısından öneminden bahsedebilir misiniz? Şimdi evet, yani bizim Karadeniz'de, Ege'de, Akdeniz'de hem kendi hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin hak hukukunu korumakta azimliyiz, kararlıyız, Allah'a çok buna muktediriz. Buradaki hakkımız, hukukumuzu bugüne kadar çiğnetmedik. Birincisi bu. İkincisi Libya ile ilgili meseleye geldiğimizde bizim Libya ile 500 yıllık bir geçmişimiz var. 500 yıllık bir tarihi, kültürel birliğimiz, beraberliğimiz var. Maalesef oradaki çeşitli gelişmeleri takip ettiniz, biliyorsunuz. Libya ikiye bölünmek üzere. Ve son anda Trablus düşmek üzereyken onunki Birleşmiş Milletler'in tanıdığı meşru hükümet bir mektupla 5 ülkeye, Türkiye dahil artı NATO'ya müracaatta bulundu. Devlet başkanlarına. Bize yardımcı olun şeklinde. Ve o mektuba cevap veren, olumlu cevap veren tek ülke Türkiye, tek cumhurbaşkanı, tek devlet başkanı bizim cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Diğer ülkeler cevap vermedi. Dolayısıyla onlar herhangi bir şekilde yorum yapma hakkı yok. Öyle bir tane bir eksik fazla bir şey deme hakkı yok. Bu davet üzerine gittik biz. Biz işgalci değiliz. Yani yabancı güçler çıksın diye zaman zaman bazı laflar sözler ediliyor. Orada menfaat olan, orada hesap olan, kitap olanlar Türkiye'nin varlığından rahatsızlık duyuyorlar. Fakat oradaki Libyalı kardeşlerimize biz tam mutabakat halinde mevcut hükümetle olan, önceki ve şimdiki hükümetle tam mutabakat halinde dostluğumuzun, kardeşliğimizin, ortak tarih ve ortak kültür birliğimizin gereği olarak orada birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Orada çeşitli şekillerde eğitim merkezleri açtık. Oradaki Libyalı kardeşlerimizin eğitimlerini yapıyoruz. 3-5 tane değişik şeyimiz var orada. Eğitim merkezleri var. Bunları gösteriyoruz. Ve diğer taraftan da ta 2010'larda başlayan bir süreç var. Yani bu Başkan Kaddafi zamanında başlatılmış, Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanı zamanında başlatılmış bir süreç var. Daha sonra Libya'nın içine girdiği türbülanstan dolayı
unutulan bir husus vardı. O da bize nasip oldu. 2018'den itibaren bu konu üzerinde durduk, konuştuk, görüştük. Bunu tekrar canlandırdık ve daha sonra da 2019'da Kasım ayında hem eğitim işbirliği anlaşması hem de bu deniz yetki alanları konusundaki karşılıklı mutabakat zaptı imzalandı. Dolayısıyla burada Amerika, Avrupa ülkeleri vesaire şunu bunu hiç kimseye bir şey demeye hakkı yok. Uluslararası hukuku en etkin şekilde, en yetkin şekilde uygulamak suretiyle oradaki birlikteliğimizi sağlıyoruz. Bu Kıbrıs'ın etrafında işte aramalar var. İşte biliyorsunuz işte doğalgaz meselesi var, petrol meselesi var. Orada da yapılması gereken ne varsa bunları yaptık, yapacağız. Herhangi bir şekilde bizim taviz vermemiz söz konusu değil. Çünkü zaten esasen bizim ortaya koyduğumuz planlar, teklifler son derece makul. Hem insani anlamda, hem hukuki anlamda, hem de uluslararası hukuka uygun bakımdan. Oradaki haklarımızı da alacağız. Burada çok insafsız, çok maksimalist moda tabiriyle talepleri var muhataplarımızın. Nedir? Şimdi bizim kıyılarımıza, Kaş ilçemize 1950 metre mesafede bir Meis Adası var. Meis Adası'nın alanı 10 kilometre kare. Bu 10 kilometre kare için bir şeyler icat ediyorlar. İsmini söylemek istemiyorum. Bazı üniversitelere bazı şeyler yaptırıyorlar. Oralarda sınırlar çiziyorlar. Ve 400 kilometre karelik bir deniz yetki alanı istiyorlar. Biz de dedik ki, ya bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa. Bu ne biçim taksim böyle? Bunu reddettiğimiz zaman da onların tabii bir korosu var, Avrupa korosu var. Avrupa korosu hep beraber bağırıyor. Vay Türkiye gerilim yaratıyor. Biz kuzu kuzu ne yapacağız? Buyurun diyeceğiz. Biz bu kadar 12 bin kilometrelik bizim şeyimiz duracak, kıyımız olduğu halde biz oraya 400 kilometre... Yani bunu gerçekten düşünmek dahi yani çok yani haksızlık olur, çok yanlış olur. Buna müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Evet, politika yapmıyoruz. Hocam bir orada bir şey var. Hocam bu... Hocamın yaşına hürmeten diyeceksin. Bakanım, üniversitemize hoş geldiniz. Sunumunuzun bazı yerlerinde tarihimize, 2500 yıl geçmişimize atıfta bulunduğunuz için bir tarih bölüm başkanı, insan toplum bilimleri fakültesi dekanı olarak ben de bir soru yöneltme cesaretini gösterdim. Aman ha, biraz insaflı olsun ha. Evet. Sizi evet. Daha önce YÖK'te de zaten hani burada acaba hocalarımızın önünde o heyecanı bahsettiniz ama YÖK'te sizi 208 rektörün önünde ve temsilcilerin önünde dinlemiştim. Hitabetinize rektörlerimize hayran çok kalmıştım. Çok naziksiniz. Sağ olun. Sağ olun. Sayın bakalım biz sizin... Onu belediye başkanı duysun. Kayseri Belediye Başkanı. Evet. Şahit olduk orada. Sizin asker ve siyasetçi kimliğinizin yanında akademisyen yönünüzü biliyoruz. Takdim konuşmasında da açılışta bu konuda Ermenistan ve Ermeni meselesi konusunda doktora tezi hazırladınız ve zaten kitabınızdan da biliyoruz bir 20 senelik öncesine ait bir çalışma. Şimdi sunumunuzun bir yerinde de bahsettiniz ama Türkiye'nin Osmanlı'dan bıraktığı Balkanlar, Afrika, Orta Doğu, Kafkaslar'da etkisi veya önemi malum. Bu 2. Karabağ Savaşı'nda yani proxy uygulamasından da bahsettiniz. Acaba bu Ermenistan 2. Karabağ Savaşı'nda durup dururken böyle bir saldırıyı nasıl yaptı ve kısa sürede de havlu attı, anlaşma yapmak zorunda kaldı. Yani Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ilişkileri bağlamında bunu kısaca bir değerlendirebilir misiniz? Son durum nedir acaba şu anda mesela? Hocam çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi arkadaşlar bu tabii Ermenistan konusu, Azerbaycan konusu başlı başına bir konferans konusu. Fakat kısaca başlıkları söyleyeceğiz. Şimdi birincisi birlikten kuvvet doğar. Yani kardeşlik oldukça, milli birlik beraberlik oldukça, anlayış oldukça, beraber oldukça yani gerçekten İmam Hocam bir şey yoktu. Bu Karabağ Savaşı'nın, 44 günlük Karabağ Savaşı'nın Azerbaycan'ın ya kardeşlerimizin yaptığı bu savaşın, bu mücadelenin en önemli etkisi, yani topraklarını kazandı, evlerine döndüler, doğru. Fakat en önemlisi bütün Orta Asya'da Türk milleti
Türk milletinin gücünü fehmetti. Farkına vardı. Bunun şuuruna vardı. Yapabiliriz. Yapabiliriz dedirttik onlara. Allah'a çok şükür. Burada tabii biz Azerbaycanlı kardeşlerimize sürekli eğitim, tatbikat vesaire yapmak üzere çalışmalar yapıldı. Ve gençler için söylüyorum, Ermenistan, Azerbaycan topraklarının %20'sini işgal etti arkadaşlar. %20'sini işgal etti. 1 milyon kişi Azerbaycan dilinde kaçkın ve göçkün haline döndü. Evlerini terk ettiler. Hocalı katliamı başta olmak üzere müthiş katiller yapıldı, katliamlar yapıldı, soykırım yapıldı. Acımasız bir şekilde. Bunların sonunda Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı ve Minsk grubu Rusya, Amerika, Fransa eş başkanlığında sizler şey yapmayın, savaşmayın, herhangi bir şekilde bir krize sebebiyet vermeyin. Biz bunu görüşmelerle çözeceğiz dediler. 30 senede bir milimetre iş yapmadılar. Bir milimetre. Bunu biraz önceki bahsettiğim Fransa senatörüne bağırarak söyledim. Hiç eli yüzü karardı. Cevap versin. Yani hemen eskalasyon. Yok dedim, çok dedim sinirliyim, susun. 30 sene. Bunun sonunda ne zamanki Azerbaycanlı kardeşlerimiz Başkan Aliyev vasıtasıyla yeter artık dedi. Ne zamanki Sayın Cumhurbaşkanımız Azerbaycan yalnız değil dedi. Allah'a çok şükür 44 gün hesap tamamlandı. Azerbaycan bu. Dolayısıyla Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan şehitlerine saygımız, şükranlarımız sonsuz. Onları sağ olsunlar, var olsunlar. İşbirliğimiz devam ediyor. Oradaki dost Azerbaycan, kardeş Azerbaycan'ın ihtiyaçları, gücü, kuvveti ne varsa bunları yaptık, yapacağız. İşbirliğimizi sürdüreceğiz. Ve onlar şimdi her türlü işbirliği yapılıyor. İşbirliği çalışma, eğitim, atış, spor, işte savunma sanayi vesaire işbirliği devam ediyor. Ve bu sadece Türkiye-Azerbaycan meselesi değil. Aynı zamanda diğer Türk devletleri içinde, Türk devlet teşkilatı içinde büyük bir örnek, büyük bir motivasyon kaynağı. Bu bizim teze gelince, ben o tezle bahsedeyim, tezimiz biraz şeyle, netameli bir tez. Tez, arkadaşlar, özellikle hocalarıma söylüyorum. NARA diye bir teşkilatları var, arşiv teşkilatı var Amerikalıların. National Archives and Records Agency. National Archives and Records Agency. NARA. Bütün belgeler oradan alındı. Yani hiçbir şekilde hani Türkiye'nin katkısı, şunu bunu böyle asparak hiçbir şey yok. Oradan alındı. Bu James Guthrie Harbert diye bir Amerikalı tümgeneral var. Buna efendim Wilson bir talimat veriyor. Ya diyor, herkes Türkiye ile alakalı bir şeyler söylüyor. Bu Paris Konferansı sırasında 1920 1918'e başlayan. Ne yapacağız, ne edeceğiz falan filan de deyince diyorlar ki bir heyet kuralım, gitsin incelesin orayı diyorlar. Birçok heyet geldi gitti zaten o zamana kadar. Girmeyen teberruata. Bunlar geliyorlar 58 gün 1919'da 58 gün bütün Türkiye tarasül ediyorlar. Şey dahil, Erzurum dahil, Sivas dahil, Bakü dahil, Erivan dahil, her tarafa gitmek üzere. Halep dahil, çok enteresan bir heyet. 1603 sayfalık bir rapor hazırlıyorlar. 1603 sayfalık. Ermeni konusu ilgilenenlere ben kibarca söyleyeyim, sitem ediyorum. Ya diyorum, ben yaptım diye değil, rahmet anam söylerdi, bu yemek çok güzel olmuş, ben yaptım diye değil diye. Bu tez çok önemli, bir sayfası önemli, at her tarafını. Orada diyor ki Amerikalılar, İngilizler raporlarında ajanları diyor ki biz diyor gezdik diyor, bütün bölgeyi gezdik, şunu gördük. Bu millet, Türk milleti Ermenilerle 500 sene beraber yaşamışlar. Biz karışmazsak 500 sene daha yaşarlar diyor. Ya diyorum hocam bunu söyleyin ya. Ya bırak başkası şey yapmayın, bunu söyleyin. Dolayısıyla burada bir provokasyon oldu, taşla hınçak meselesi oldu. Milleti sadık olan Ermenilerle Türkiye'nin bir problemi olmadığı, katliam vesaire olmadığı ve ilerleyen zamanda bu tarihlere bağlı olarak tabii ki bazı gelişmeler oluyor. İslam'a gelişmeler oluyor. Olayların akışı içinde. Adamı şimdi babasını vurmuşlar. Adam da şimdi çekiyor tüfeği, o da onu vuruyor. Mesela bir şey katliamı var. Maraş'ın güneyinde Süleymanlı katliamı var. Zeytun diye geçiyor, eski adı Zeytun. Orada bir katliam var. Kimse bilmiyor bunu. Ya 20 bin, 13 bin asker, 7 bini sivil. Ve öyle bir şey yapıyor ki Ermeniler tüfekleri kadınlara veriyorlar. O esir ettikleri askerleri kadınlara öldürtüyorlar. Onlar ateş ediyor. Ölüm mangası. Ya yani bunların Tripoliçe 1920, 1821 Yunanistan mezardan kemikleri çıkarıyorlar. Müslüman mezardan kemikleri yakıyorlar. Yahudilerinki dahil. Yahudilere karşı. Yahudiler de var orada. Yunanların yaptığı mezalim. Rumların yaptığı mezalim.
Dolayısıyla bunları bilmek lazım, görmek lazım. Bunların takipçisi olmak lazım. Yani bizim milletimizin tarihini siz çok daha iyi biliyorsunuz. Yani girdiğimiz zaman gerçekten bizim hani utanacak hiçbir şeyimiz yok. Yanlışlıkları var mı? Var. Onlardan ders alıyoruz, ibret alıyoruz. Fakat ilham alacağımız çok konular var. Bunları bilmemiz lazım, görmemiz lazım diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Kıymetli hitabetlerinden dolayı Sayın Doktor Hulusi Akar'a teşekkür ediyor. Efendim müsaadenizle sizleri bir süre daha sahnede tutuyoruz. Kıymetli misafirler, programımızın bu bölümünde Fahri Doktor'a takdim törenine geçiyoruz. Fahri Doktor'a diploma takdimi için rektörümüz Sayın Profesör Doktor İsmail Bozu sahneye arz ediyorum. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Senatosu'nun Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Senatosu'nun 24 Ekim 2024 tarih ve 2024 13 sayılı toplantısından alınan karar ile 2547 sayılı Yükşeköğretim Kanunu'nun 14. maddesinin B fıkrasının 5. bendi gereğince 28. dönem Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Sayın Doktor Hulusi Akar'a yurt içindeki ve sınır ötesindeki başarılı operasyon ve harekatları Azerbaycan, Libya, Karabağ, Balkanlar, Somali, Katar gibi dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarına verilen destek, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki güvenlikçi yaklaşımla tahıl sevkiyatı anlaşması gibi uluslararası arası girişimler ile Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz politikaları girişimlerinde aldığı görevler hem askeri hem de siyaset hayatı itibarıyla yaşamış oldukları ve ülkeye kattıkları dikkate alınarak uluslararası ilişkiler alanında Fahri Doktora unvanı tevcih edilmiştir. Değerli protokol üyeleri, fotoğraf çekimi için sizleri de sahneye davet ediyorum. Kıymetli Hazirun, önceki dönem Milli Savunma Bakanı, 28. dönem Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Sayın Doktor Hulusi Akar'ın teşrifleriyle düzenlemiş olduğumuz ülkemizin savunma ve güvenlik meselelerine bir bakış konulu konferans ve Fahri Doktor'a takdim töreni burada sona ermiş bulunmaktadır. Katılımlarınızdan ötürü hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, iyi ve sağlıklı günler diliyorum.